Traktör de benim, traktör benim. Gözler üstümde, bu tarz benim. Moda da benim, trend de benim. Gözler üstümde, bu tarz benim. Bu tarz benim. Ben senin tarzını çözemiyorum. Afrika'nın hangi kazası bu? Trafik kazası bence. Yordun beni. Böyle dediğim gibi sadece ya yemek yaparsın ya temizlik. Senin yüzünden de aksanım bozuluyor. Vız kızımız. Tarzlı. Ben onun tarzını giymediğim için... Taşıyamayacağı için giyemez. Sen küstahsın. Tamam. Bin kere daha söylüyorum sana. Küstahım. Bak öyle böyle yılışıp gülme bana. Gerçekten ben de konuşmayacağım. Ben seni kabul etmiyorum böyle. Böyle bir şey taşıyabilirsin. Herkese taşamaz. Yakışıyor sana. Ne oldu? Şahtı şahbaz oldu. Yok, şah şahbaz olmadı. Oldu. Ay İvan öyle sahte gülme. Böyle bir şeyleri inatla yapma, tamam İnatla mı canım? Değil. Sakın türbünlere de oynama. Al götür. Edeceğiniz, aynaya baktığınızda kendinize bayılacağınız güzel bir gün diliyoruz efendim. Bu tarz benimde yine bir heyecanla karşınızdayız. Dün yarışmacılarımızla tanıştık. Jüri üyelerim yine birbirinden güzel jüri üyelerim. Bugün nasılsınız efendim? İyiyiz. Harika. Seni gördük daha iyi oldu. Ben de. Sen aynen harikasın. Çok teşekkür ederim. Çok şık bulduk seni. Yani bugün. O kadar o basic tişörtün o üstünde... işi bitirmiş. Ay utanıyorum. İvana'nın bu siyah beyazı tesadüfe bak. Ben de bunu taktım yani. Ama bayıldım. Ben renkli kaldım aranızda bugün galiba biraz. Çok güzel oldu. Küpeler harika. Kupa. Küpe. Kupa. Küpe. Sen. Senin bu durumun ne olacak? Sevdin mi flörümü? Yani bugün Yorun bir süper. İngiliz lordu gibisin canım. Peki yarışmacılarımızla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum ben. Genel olarak muhteşemler. Evet. İnanılmaz kıyafetler gördüm ben gelirken. Bu arada izleyicilerimizi hatırlatalım. Biliyorsunuz yarışmaya her an dahil olabilirsiniz. Bunun için, başvurular için yapmanız gereken www.showtv.com.tr'den başvuru formlarınızı doldurarak yarışmaya katılabilirsiniz. Üstelik tarzsın sen. Sadece iki tane tarzsın sen oyuna ihtiyacınız var jüri üyelerimizin. Yarı finale direkt gidebilirsiniz. O kadar kısa bir mesafe kalıyor ki büyük ödül 100 bin liraya ulaşmanız için. Vazgeçmeyin. Tarzım ben, oraya gelir, podyumu dağıtırım diyorsanız yapmanız gereken tek şey bu. Yarışmacılarımızı çağıralım, merak ediyor musunuz? Çağıralım. Tabii ki. Heyecanlıyız. Ve işte bu tarz benim yarışmacıları karşınızda. Merhaba.
Belki cesaret bende olsa, korkmaz mısın aşk bir uçsa, ölmez misin kalp bir dursa, bilerek beni kaybettin, dönmüyorum sana her ne olsa, baştan sona her yarışta, bir galip olur bir de asla, kazanamayan birileri, tabi tabi kim seviyor belli, sana akıl daha yeni mi geldi, sözlerine koyu attığın o taşlar, kafama değil bak nereme geldi. Sen de bir şey deme, kurtulmuş olalım böylelikle. Sana yazık da bana değil mi? Kaçıp giden hiç geri gelir mi? Duydun işte sen her şeyi, kalbim sana atmıyor, suç benim mi? Tabii tabii kim seviyor belli, sana akıl daha yeni mi geldi? Sözlerine koyu attığın o taşlar, kafama değil bak nereme geldi. Tabii tabii kim ölüyor belli, sana akıl daha yeni mi geldi? Çalıyor daha yeni kapadığım, senin giremediğin kapı dumdum, seni duydum kesin oydun, telefonu da açmıyorum zor durum. Sana yazık da bana değil mi, kaçıp giden hiç geri gelir mi, duydum işte sen her şeyi, kalbim sana atmıyor suç benim mi? Tabii tabii kim seviyor belli, sana akıl daha yeni mi geldi, sözlerine koyu attığın o taşlar, kafama değil bak nereme geldi. Tabii tabii kim ölüyor belli, sana akıl daha yeni mi geldi, sözlerine koyu attığın o taşlar, yanıma değil başka yere geldi. Rahatladık. Oturabilirsiniz. Ay bunlar da bizim kedicikler. Hoş geldin. Aynen. Ay hoş çok geldiniz maşallah. Bir Urkan'a merhaba diyelim. Tabii. Bakalım Urkan ne yapıyor. Urkan nasılsınız? Uğurlu Oda'da neler oluyor? Bugün bize hangi yarışmacıları hazırlıyorsun acaba? Burada bir rekabet söz konusu olabilecek mi? Evet efendim. Çok enerjik. Çok güzel bir gündeyiz. Onlarla ve sizlerle bugüne başlıyoruz. Ekran başında bizi seyreden sevgili seyircilerimiz merhaba diyoruz. Urkan'a teşekkür ediyoruz ve artık bugünün heyecanını başlatalım istiyorum ben. Dün başka bir gündü, unutun arkadaşlar. Sanki bugün yeni başlıyormuş gibi. Çünkü yıldızları toplamanız gerekiyor. Yıldız olmayan yarışmacı arkadaşlarımız var. Ayşegül, Buse, Özlem. Biraz fazla uğraşmanız gerekecek. Bol şans diliyorum. En fazla yıldızı toplayan 3 yarışmacımız biliyorsunuz eleme gecesinde koruma altında olacak ve diğer yarışmacı arkadaşları tarafından elenmek üzere önerilemeyecekler. Dolayısıyla elenme stresinden de uzak kalacaklar. Bu hafta sonu ilk eleme gecemiz olacak ve büyük ödülden uzaklaşacak bir ismi arayacağız. Ama acaba içlerinden hangisi bu tarz benimle veda edecek? (Gülüyor)
Ben senin tarzını çözemiyorum. Afrika'nın hangi kazası bu? Trafik kazası ben. Yordun beni. Böyle dediğim gibi sadece ya yemek yaparsın ya temiz. Senin yüzünden de aksanım bozuluyor. Vız vız kızımız. Tarzlı. Ben onun tarzını giymediğim için, taşıyamayacağı için giyemez. Sen küstahsın. Tamam. Bir kere daha söylüyorum sana. Küstahım. Bak öyle öyle böyle yılışıp gülme bana. Gerçekten ben de konuşmayacağım. Ben seni kabul etmiyorum böyle. Böyle bir şey taşıyabilirsin. Herkese taşamaz. Yakışıyor sana. Ne oldu? Şahtı şahbaz oldu. Yok, şah şahbaz olmadı. Oldu. Ay İvan'a öyle sahte gülme. Böyle bir şeyleri inatla yapma. Tamam İnatla mı canım? Değil. Sakın türbünlere de oynama. Bu tarz benim. İşte ilk yarışmacımız geliyor. Nur Bozar. Hoş geldin. Hoş buldum. İnsan herhalde ruh haline göre de değişebiliyor değil mi? Evet, kesinlikle. Peki bugün nereye gidiyorsun? Bugün rock festivaline gidiyorum. Ben de gelebilir miyim? Tabii ki. Çok mutlu oldum. Hangi grubu dinleyeceğiz? Hangi grubu dinleyeceğiz? Hadi bakalım. Derken rock grubu ismi bilen var. Arkadaşlarına soralım hemen. Gel bakalım. Soralım. Söyleyin bakalım. Merhabalar. Rock konserine giderken giyilebilecek güzel bir kıyafet midir? Şöyle döneyim istersen. İtirazı olan var mı? Ezgi ile başlayalım. Ben rock konserine gitmiyorum. Rock tarzını çok sevmiyorum. Bana çok yakın gelmiyor ama olabilecek bir kıyafet herhalde. 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 Ayşenur, maskelerin ardından bize bir sesini duyurur musun lütfen? Tişörtünü uygun bulmadım. Neden? Rengi gri ve önündeki desen biraz fashion, yani rock'la alakası yok gibi. Ve yüzü çok silik kalmış, makyajı biraz az. Yani festivale gidiyorum. Hani arkadaşlarıma zaten böyle hani öğleden sonra böyle hazırlanmışım. Spontan gelişiyor. Orada da böyle ağır bir makyaj değil de daha günlük takılmak, daha rahat etmek adına. Bu lizime gelince de zaten çok siyahım. Birazcık renklendirmek istedim. O rengi de orada kullandım. Ama arkadaşımın görüşüdür o. Yarışmacı arkadaşlarım seni beğendiler. Hemen seni jürinin yanına alıyorum o zaman. Tamam. Karşısına alacağım. Şöyle bir şey var. Dün benden çok büyük bir şey aldın, övgü aldın, ilgi aldın. Bugün o övgünün aynısını yapamayacağım. Neden? O papucunla o pantolonun ikisi çok birbirinden böyle yarışıyor. Ayakkabın daha düz olmalıydı, detaysız. Ya da o pantolonun öyle olmamalıydı. Yırtık değil, düz mü seçmeliydi? Yani siyah. Ayakkabı siyah, o siyah. Oradaki pencere, pantolonda da var o pencere. Üstündeki bluz... Güzel tamamlıyor bence aslında Nur. Ama o senin fikrin hayatım. Tamam işte olsun yani. Ben kendi fikrimden sorumluyum. Pencereler güzel olmuş, niye ferah giriyorsun? Teşekkürler. Ben tamam, bitti canım, konuşmam benim. Ama acil söylemesi gerekiyordu belki. Hayır, bitti. O nasıl sarışın kıza hiç yorum yapmadı? Ben de yorumumu bitirdim. Küstün mü şimdi? Tamam, olabilir. Küsmedim, bitirdim diyorum. Bitti, nokta. Şeyim düştü. Atarlandı bana. He? Ne dedin? Bütün olarak sen çok güzelsin. Pantolonu da beğendim.
ayakkabında tek başına biraz yamuk duruyor yani. Biraz ayağından göre değil, senin ayakların göre değil. Ama bütün olarak çok tatlısın, çok neşelisin, rock konsere gidebilirsin. Ne bileyim, gündüz bir yerde gidebilirsin, alışverişe gidebilirsin. Olmamış ayakkabı bence. Olmadı ama o kadar büyük bir hata değil Nurcuğumun aslında. Nurcuğumun dediğine geliyorum bak yine. Nur, ben beğendim genel olarak. Belki kızların söylediği gibi ayakkabın farklı olabilirdi. Fakat saçın illaki düz olmalıydı bence. Böyle romantik dalgalı bir tarz. Saçımı... Altınla üstün çok uyumlu değil şu an. Aslında karakteristik olarak kendisi daha dalgalı. Böyle bukluk, tamam, olabilir. Bucuk, sonuçta bucuk. Düzleştiriyorsun da dalgalatıyorsun da. Düzleştirmeye çalıştım ama. Sana bağlı o. İstediği kadar dalgalı olsun. Düzleştirebilirsin. Madem rock konserine gidiyorsun, daha asi saçlar beklerdim senden. Oylarınızı alabilir miyim lütfen? Nurella. Karar. Teşekkür Dars. Ederim. İvana. Dars. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir daha söylememe gerek konuşma, var mı? Konuşmama hakkımı kullanıyorum. Dars'ın. Dars'ın. Yine oy günüyle. Yeni bekliyoruz. Yıldız'ın hayırlı olsun. Çok iki oldu değil mi? Evet, iki hadi oldu. Bakalım. Bu tarz benim. İkinci yarışmacımız geliyor. Özlem Özden podyumda. Sayıyorsun Özlemciğim? Yok, nefes alıyorum, biraz heyecanlanıyorum. Heyecanlandığın evet. için. Peki. Bugün nereye gidiyorsun? Bugün havuzbaşı partiye gidiyorum. O yüzden ayaklarım dümdüz, rahat, dans etmek için. Hı-hı. Yine biraz böyle parıltılı, pırıl pırıl. Hı-hı. Peki. Hemen yarışmacı arkadaşlarına dönüyorum. Buse. Bence havuzbaşı parti için ben böyle bir kıyafet giymezdim. Biraz... Nesini beğenmedin? Ben bu kadar spor olmazdım açıkçası. Hani biraz daha şık olurdum havuzbaşı parti için. Peki, Melek? Elbisenin altına şortu giydin ama şortun hiç gözükmüyor. Sen onu açılırsa şortum olduğu gözüksün diye giymişsin gibi. Bana bakma, ben... sen cevap vereceksin. Bence, o şekilde olmuş. Yok, yani. Şöyle açıldığı zaman hafif. Şöyle ellerimi şöyle koyduğum zaman rahat durmak açısından da yine. Ayşenur. Havuz başında bir partiye ya da herhangi bir şey için gidiyorsa hasır bir çanta olabilirdi, güneş gözlüğü. Sanki içinden her an bikinisi çıkabilecekmiş tarzında bir şey giymeliydi. Peki o zaman telefonum, çantam, yani anahtarlarım gayet rahat bir şekilde. Ayakkabılarım çok canlı. O yüzden düz bir çantayı tercih ettim açıkçası. Peki jürinin karşısına alıyoruz Özlem'i. Bol şans. Peki, teşekkür ederim. Özlem, hoş geldin. Hoş bulduk. Çantayı bize gösterebilir misin lütfen? Tabii ki. Ne? Nerede düz oradan görüyorsun sen? Yani... Ne düz? Taşı orada? Yok. Düz, tabanıyla aynı renkte. Düz, eğer kullanışlı. O metal aksuarlar yoksa, hı-hı, ben de diyebilirim klasik bir çanta. Ama alakasız. Yani ne de o janjanlarından sporlaşıyor, ne de o tülüm mü, elbise mi? Yani şortum var altımda, şöyle rahatça. Anladım. Ben senin tarzını çözemiyorum yani. Ne olursa olsa... Bu yani programın ismi gibi, bu benim tarzım. Yani ben ışıltılı, canlı, rahat, kullanışlı ama iddialı şeyleri seviyorum. Ben onu anladım yani. Anladım Özlem, ama tarzını anlamıyorum yani. Arkadaşların hala. Seni çözemiyor, jüri tarzını hiç çözemiyor. Özlem. Merhaba. Merhabalar. Tutturamadın bir türlü Özlem. Ya yemek mi yapıyorsun evde o kıyafetle? O saçların sanki temizlik camları siliyorsun da saçlarını toplamışsın gibi. Ayakkabıların başka, çantan başka. Boşa koyuyorum, dolmuyor. Doluya koyuyorum, almıyor. İddiadan bahsediyorsun. Hiçbir iddia yok şu. Ayakkabılardaki pırıltıya iddia diyorsan değiller. Onu bir aklından çıkart. Hiçbir şekilde iddialı değilsin. Ben iddialıyım, iddialıyım. Dün de öyle söyledin, bugün de öyle söyledin. Ama değilsin.
Şık da değilsin. Havuz başından gidiyorsun. Güneş gözlüğü tak beklerdim ben. Şapka tak beklerdim. Böyle dediğim gibi sadece ya yemek yaparsın ya temizlik. Bu kedicik yordu beni. Kedicik, kedicik. Miau. Sen biraz böyle bir hafif bir ironi var sende bize karşı böyle bir... Yok estağfurullah öyle bir şey... Böyle bir komedi yapıyorsun yani. Yok ben hepinizi ayrı ayrı beğeniyorum, takdir ediyorum. O anlamda demiyorum, hayır ne yani. Ne haddine de şey olarak sanki böyle hani hem kendinle kafa yapıyorsun hem biz de kafa yapar gibi böyle onu demek istedim. Yok. Hani eğleniyorsun kendince. Hayır hayır ben buna hiç kızmam, alınmam da. Sen gündüz bir partiye mi Yok, gidiyorsun? Yok gece. Ha gece. Gece bir partiye gidiyorum. Gece partiye gidiyorsun. Dans edeceğim, işte terleyeceğim. O yüzden de saçlarımı toplamayı tercih ettim. Hani şöyle yukarıdan bir toplamak değil de bir örgü de benim daha çok tercih ettiğim bir model. O yüzden de ördüm. Bir dön bakayım şu örgüne. Ay yani kendini o kadar böyle o şey liseli kızlar gibi yapmışsın ki. Böyle, şöyle bir at kuyruğu yap, şöyle biraz vahşi yap ya. Aa, böyle şey gibisin. Böyle hani, böyle hani saf böyle bir kızlar olur ya, böyle romantik, böyle hani nasıl da anlatamıyorum da ben. Böyle bir hayalperest bir kızlar olur. Lolita olmaya çalışıyor bence. Ha, ay diyemedim. Senin yüzünden de aksanım bozuluyor. Ay Allah. Şey... saçların hiç olmamış bu kıyafete. Yani ben bu tarzı çözemedim açıkçası. Peki o ayakkabı şeyini çözdüm onu tamam. Bu sene herkesin hemen hemen ayağında bunlar. O çantayı çözemedim üstünde yani böyle bir tarz. Senin tarzın ne kızım? Ben rahat, konforlu bir insanım. Yani... senin ne istediğini demiyorum, tarzın ne diyorum. Yine aynı soru. Bak aynı ben söyleyeyim. Çok zor bir soru ya. Ben söyleyeyim senin tarzını. İki gündür cevap veriyorum. Sende kokoşluk var. Evet var, kokoşluk var. Lolitalık var. Her şey var bence. Nasıl? Yani bilmiyorum, çok lolitalık olduğunu düşünüyorum. Orgü orarsa 37 yaşında tabii ki lolitalık var. Özlem ilk kere hayatımıza girdi. Benim de hayatımın bir devresinde sizle karşılaşmak çok güzel bir anı. Ben de teşekkür ediyorum. Delilik var mı sana biraz? Ben Ivana belki bir, güzel bir noktaya temas ettin. Bir, hafif bir delilik var mı dedi, kabul ediyor musun? Kesinlikle delisin. Kesinlikle yani. Valla balık burcuyum yani. Nasıl pis kız şöyle gidiyor. Aa balık dahiler burcudur. Balık şöyle gidiyor. Bir bu tarafa gidiyor, bir bu tarafa gidiyor. İkizler gibi pis kız. Böyle hani... Ne ya? Vız kızımız. Haydi karar verelim Ivana. Tarzlım değilsin. Kemal. Özlem. Gerçekten sana tarzsın demek istiyorum ama bizim söylediklerimizi ciddiye aldığın zaman. Tamam teşekkür. Teşekkür ederim. Norella. Değilsin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Özlem, ederim. Özlem, ikinci Buyurun. Günün. Yıldız alamadın. Sağlık olsun. Finale yaklaşıyoruz. Helal olsun. Yarın daha çok çalışman lazım. İnşallah. Bari bu arada düğünle kulübü iyi düşün hafta sonunda. Evet, gireceksiniz. Kesinlikle. İki konseptiniz var. Lütfen iyi çalış. Kesinlikle. Tamam. Yarışmacımız geliyor. Oh. Gizem Güler sahnede. Bir kuğu edasıyla eşlik çok iş kadını ama... gördüm seni. Evet, birazcık öyle oldu. Acaba nereye gidiliyor? Ama işe gitmiyorum. Nereye gidiyorsun? Üniversiteden kız arkadaşlarımla akşam yemeğe gidiyoruz. Tabii artık üniversite bitmiş. Peki. Tuğçe.
Ayakkabıların çok parlak geldi bana ama takılarını ve çantanla uyum sağlamış onlar. Güzel buldum seni. Güzelsin. Teşekkür ederim, ben de seni. Nurcan, o kadar dikkatli bakıyorsun ki. Böyle hani düşman ayağı derler ya. Ha, hayranlıktan bakıyorsun yani. Nedir yorumun? Ben bayıldım. Yani siyahla beyaza zaten bayılıyorum. Ve çok da yakışmış. Bir tek çantam ve ayakkabın sanki mat olsaydı. Çantam konusunda evet. Evet. Benim de çok içime sinmedi. Ama yine de takılarınla yani güzel olmuş. Hazır mısın? Evet. Seni jöne karşısına alıyorum. Bol şans. Teşekkür ederim. Nurella ile başlayalım. Evet. Selam. Merhaba. Merhaba. Nereye gidiyorsun böyle? Üniversiteden mezun olduk biz. Üniversite arkadaşlarımızla beraber yemeğe gideceğiz. Yemeğe gideceksiniz. İlk başta tabii o papuç beni rahatsız etti. Bu papuçlarınız da yani inanamıyorum ben. Tarz olarak yani papuç tarzınızı. Ve fena değil. Siyah beyaz yapmış. Yani bakayım çantana. Organ, organ. Çantayı hiç gösterme. Yani yok et onu. Yok et onu. Sen sanki dün daha iyiydin bana göre. Bugün seni böyle çok şey gördüm. Böyle... Ay burada o siyah beyaz elbisen, orada o siyah beyaz bilezik, rugan ayakkabı, o çanta, o şeyin, saçın, maçın. Yani burada daha bir ortadan ayrık, daha bir yüzüne gelen, daha bir jön saç olabilirdi. Bugünkü tarzını çok beğenmedim. Teşekkür ederim. Evet, İvana. Gizem. Efendim. Beşiktaşlı mısın? Hayır değilim. Neden bu kadar siyah beyazsa? Yani şimdi siyah beyaz elbiseyi tercih ettim. Aslında parlak ayakkabı ve çantamı ya da matımı onun arasına çok gidip geldim açıkçası. Yani takımın takıntı siyah beyaz elbise, siyah beyaz var artık orada kalsın. Buradan evet. Ya da beyaz ya da siyah seç ya da hiç onlara artık girme. Gümüş ya da altın ya da başka bir şey kullan. Deri kullanabilirsin. Hı hı. Çok yani siyah beyaz, siyah beyaz servis takıntı olmaması gerekiyor. Rugan bana rahatsız etmedi şey kombin olarak. Ama saçları yani daha iyi olabilir. Çok daha iyi olabilir. Çok daha iyi olabilir yani. Biraz daha vahşi yapabilirsin, biraz daha belki kırk fön çekebilirsin, biraz daha gösterişli olabilir. Yani o vahşiliği sanki burada verdirmeye çalıştım ama başarılı olamadım galiba. Gizemciğim, dün ben sana bakıyorum ve içindeki cevheri görüyorum demiştim ama evet. Yanılmışım. İçinde bir cevher yok şu an, göremiyorum. Gitgide ışığın sönüyor gözümde çünkü yine çok sıkıcı bir elbise, sıkıcı bir styling, saçın ona keza, demode, siyah beyazın çok daha güzel yorumları olabilirdi. Hiç beğenmedim. Yani günden güne iyiye gitmiyorsun, haberin olsun, uyarayım. Böyle devam edersen tehlikeye girebilir senin durumun. Şimdi tamam, burada bir yarışmadasın, yarışacaksın, rakiplerin var burada. Ama şöyle yap, yani içinden nasıl geliyorsa, ruhun neyi istiyorsa onu yap. Ya aşk gibi böyle, giyinmek bir sanattır, aşk yani başka bir şeydir giyinmek. Şeysin, tarzsın. Çok teşekkür ederim. Peki İvana? Ben seni tekrar görmek istiyorum. Yıldız veriyorum. Tarsın. Peki, yıldızı kaptık böylelikle. Kemal'in de kararını öğrenelim. Gizem, utandır beni. Değilsin. Ay hadi tamam, güle güle. İki tarsında yıldızı kaptın. Çok köprüden geçip ederim. Yerine geçebilirsin. Güle güle. Ben onun tarzını giymediğim için... Taşıyamayacağı için giyemez. Sen küstahsın. Tamam. Bir kere daha söylüyorum sana. Küstahım. Bak öyle böyle yılışıp gülme bana. Gerçekten ben de konuşmayacağım. Ben seni kabul etmiyorum böyle.
böyle bir şey taşıyabilirsin. Herkese taşamaz. Yakışıyor sana. Ne oldu? Şahtı şahbaz oldu. Yok, şahtı şahbaz olmadı. Oldu. Ay İvan öyle sahte gülme. Böyle bir şeyleri inatla yapma. Tamam İnatla mı canım? Değil. Sakın türbünlere de oynama. Bu tarz benim. Evet, sıradaki yarışmacımız. Dünden bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hatırlayacaksınız, bu tarz benim de bizim bebeğimiz. Çok naif, çok kırılgan. Kemal de sanki böyle bir sert girince saçlarıyla ilgili burada bir gerginlik yaşandı. Bir hatırlayalım onu bakalım. Burada stüdyoda neler yaşanmış. Sonra arkasında Ayşenur podyumda yanımda olacak. Kendi saçın mı? Şey, kaynak var. Aslında bunu herkes soruyor. İyi ki de sordunuz. Peruk mu diye soranlar oluyor. Ben önce Kahkülünden yani aslında. Yok, Kahkülün. Kendi saçım, sadece kaynaklarım var. Ben o kaynaklardan iğreniyorum biliyor musun? Kendi saçın değil o senin. Kendi yeme saçım. Beni. Yeme beni. Kahkülün kendi de saçım. Değil kendi. Değil. Bir baksana. Bir bakacağım, kahkül bakacağım. Öyle bunu olmaz yani. Bitsin, bakacağım. Kendim kesiyorum kahkülümü. Göreceğiz. Bir burada bilir kişi kontrol etsin. Bir saçından o tokaları çıkartır mısın? Bir tut bakayım, şöyle çek. Ay günahını aldık kızın be. Şurada bir şeyler takmışsın, onları çıkartır mısın? Veya ben geliyorumdur. Tutturmak için onlar. Evet. Ya ben bunu istemiyorum. Nerede benim? Hayır, istemiyorum. Evet, görüntüleri izledik. Bakalım Ayşenur bugün kendini daha iyi hissediyor mu? Aralarında barış imzalanacak mı? Bir sulh ortamı yaşayacak mıyız? Ve şimdi yarışmacımız geliyor. Ayşenur Balcı podyumda. Şimdi bebek diyeceğim, yanlış anlaşılacak. O bebeğim. Çok şıksın. Teşekkür ederim. İddialı en azından. Nereye gidiyoruz merak ediyorum ben mesela. Maskeli balo. Kiminle gidiyorsun diye sorabilir miyim, çok özel değilse? Kız arkadaşlarımla. Kız arkadaşlarımla. Peki yarışmacı arkadaşlarına soralım bakalım. Kim söz almak ister? Esra, seninle başlayalım. Abi ben onu şey olarak görüyorum, böyle evcilik oynuyor resmen. Çantası var böyle kocaman bavulu. İçinde her şey var. Böyle onu çıkarıyor, onu çıkarıyor, ona bakıyor. Böyle oyuncak gibi hepsi. Diyorum ki bu daha çocuk oyuncaklarıyla diyorum burada diyorum evcilik oynuyor bizle. Gerçekten o ruh haliyle giyiniyor falan. Her ne kadar böyle seksi görünse de aslında böyle çocuk ruhlu. Çok sempatik buluyorum, çok beğeniyorum. Peki beğenmeyen var mı? Bana şu an onun üstündeki kostüm yani bir dansöz kıyafeti, bir dansçı kıyafeti. Hiç benimle alakası olan bir şey değil. Keşke dansözler böyle kıyafetler giyse. Ya bana göre izlese. Öyle. O senin tarzın olabilir. Senin tarzın hiçbir şekilde bana hitap senin etmiyor. Senin gördüğün dansözleri çok merak ediyorum o zaman. Nasıl ortamlardaki dansözler? Arkadan bakınca sana benziyorlar. Al. Pardon, arkadan mı? Hiçbir evet, yandan baktığında benzemiyorlar. Peki, podyumda yürürken kendisi rahatsız olmadı. Sen bundan niye rahatsız oldun? Ben onun tarzını giymediğim için yani. Taşıyamayacağı için giyemez, o yüzden. Taşıyamayacağı için değil, giymediğim için. Giymek istemediğim için. Benim peki, tarzın ne, olamayacağı için. Neyi yanlış buluyorsun kıyafetinde? Doğru bulmuyorum, yanlış bulmuyorum. Yani bana uygun bir kıyafet ya, bunun açıklaması yok mesela. Şimdi ahlaki açıdan mı diye soracağım. Olabilir tabii. Ben Adanalı bir ailenin kızıyım. Küstahlıkla alakası yok. O zaman ben konuşmuyorum artık. Bir saniye. Burada bir şey. Ayşegül'ün sözünü merak ediyorum. Hayır, iki oldu. Ben gerçekten ben de konuşmayacağım. Sen şimdi neye kızdın? Konuşmana izin verilmediği için ama mi kızıyorsun? Benim de enerjimi düşürüyorsunuz. Ben ukala değilim ama siz böyle mi anlıyorsunuz? Ya da ben yani bilmiyorum. Yok, dilediğin gibi konuşabilirsin tabii ki ama jüriyelerimiz de
seninle ilgili... Ben ukala bir insan değilim. Yorum yaptığım zaman bu tamam. Benim özgüvenimle yaptığım bir yorum. İstediğim tamam, özgüveninle soruyorum zaten. Ama ukala değilim. Okay, yanlış anlaşılmak istemiyorum. Çok net bir şey söyledin. O yüzden ben de merak ettiğim yani, için soruyorum. Çok net bir şekilde bunu burada herkes sorabilirsiniz. Bunu kostümü kimse giymez. Çok devam açık edebilir yani. Kimse yani, kimse giymez yani, bir saniye. Kimse giymez derken çoğu insanın giyeceğini düşünmüyorum. Çok gerçek anlamda çoğu insanın giyeceğini düşünmüyorum. Bu benim gerçek fikrim. Peki, diğer ama diğer arkadaşların alakası yok. Ayşegül bir dinler misin? Diğer arkadaşlarına böyle bir sohbetin oldu mu? Yani bakın, gördünüz. Yani insanlar buradaki kimse giymez deyince çünkü insan, herkesin adına konuşuyorsun. Yani şöyle söyleyeyim. Çoğu insana bakınca anlayabiliyorsunuz bunu. Neyin giyip neyin giyebileceğini. Ayşenur'un tarzının kötü olduğu için değil. İnsanların tarzı var. Ben de ukala bir insan değilim. Böyle bir tarzı giymem. Çünkü ben Adanalı ailenin bir kızıyım. Ve belli şeylerle büyüdüm. Yani ben böyle bir şeyle çıkamam herhalde. Sen nerelisin? Ben de Trabzon Sürmeneliyim, Karadenizliyim, ama Rum göçmeniyim ve ben Türkiye standartlarına göre giymiyorum çünkü sevmiyorum, tarzım değil. Birçok Türk kızının giyim tarzını da sevmiyorum çünkü biz buraya herkesin giydiği şeyleri değil, denenmemiş, giyilmemiş şeyleri giymek için geldik. Herkes pantolon, tişört giyip çıkar ama önemli olan o pantolon, tişörtünün biçimini, şeklini değiştirmek ve farklı bir tarz olmak. Şu an ben senin tarzını hiçbir şekilde eleştirmedim. Bana gelen soru, sen bunu giyer misin? Ben bunu giymem, bu benim tarzım değil. Dansöz vesaire gibi yakıştırmalar yaptığında bunları eleştirmeye demek ki benim bakış açım o kadar. Demek ki benim tarz anlayışım kıt. Ben anlamıyorum onu. Peki Ayşegül'ün sözlerine eklemek istediğin bir şey var mı? Ya da hiç umurumda değil mi diyorsun? Hiç umurumda değil. Çünkü herkes bu şekilde düşünüyor. Umursamıyorum hiçbirini. O yüzden hala bu şekilde giyiniyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Ayşenur'u yerine alalım. Jüri karşısına alalım. Bakalım jürimiz ne söyleyecek? Hangimiz başlıyor? Ayşenur. Nurella ile başlıyorsun. Efendim. Nasılsın? Bomba gibiyim. Ay canım ya. Vallahi çok enteresansın. İyi ki bu yarışmaya katıldın. Belki Türkiye'ye göre fazla olabilirsin. Ama artık yani böyle gece partiler falan neler oluyor? Yalılarda, köşklerde, kulüplerde ve bu seninkisi bir konsept zaten. Maskeli baloya gidiyorsun. Çok hoşsun. Çok teşekkür ederim. Ben çok beğendim, çok ilginç. Hele zaten eline onu alışın falan beni bitiriyor. İstanbul'da hiç bu kıyafetle bir yere gittin mi? Evet, kulübe gitmiştim. Öyle mi? Herhangi bir problem yaşadın mı? Yok, hayır. Yaşamadım. Benim gibi giyinen iki kız arkadaşım daha vardı. Kendiniz eğleniyordunuz. Evet. Kimse de umurunuzda değildi. Ayşenur, dün ben senin saçını ve kıyafetini çok fazla beğenmediğim için eleştirmedim. Fakat bugün enteresan geldin gözüme. Teşekkür Ayakkabıların ederim. Bana çok fazla geliyor. Dünküler de öyleydi, bugünküler de öyle. Bugün saçın örgü olmasını da beğendim. Çok bu seksi ederim. Duruşa bir Lolita bir hava katmış. Okeysin, gözüme güzel görünüyor. Belki bir telefonunun kılıfını farklı bir şey yapabilirdin. Çok elinde kayboldu çünkü. Oh. Sen telefon kılıfı taşıdığın için onu eleştiriyorum. Çok teşekkür ederim. Bu kadar. İvan. Evet, yorum bende kaldı. Şortun arkasının biraz kısa. Evet, sonradan fark ettim giydikten sonra ama olsun. Evet, bir maske balo için... Olabilir ama şortun biraz daha uzun olmalı düşünüyorum. Ben de saçını çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Güzelsin zaten vücudundan. Yani böyle bir şey taşıyabilirsin. Herkese taşımaz. Özgüven var. Yakışıyor sana. Farklısın. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Hemen kararlarınızı alalım. Nurella. Tabii ki. Benim ona oyun belli zaten yani söylememe bile gerek yok diyorum, anlamışsınızdır. Abi görelim ama. Ha, gör. Güzel ellerinden görelim. Teşekkürler. Tarsın dedi Nurella. Kemal? Beni pozitif yönde şaşırtan ilk kızsın şimdilik. Tarsın. Çok teşekkür ederim. İvana? Tarsın. Çok teşekkürler. Tarzın da ağababası yani. Bu nasıl bir tarz? Peki
bizi şaşırtacak gibi görünüyor. Bakalım yarın ne giyip gelecek? Yani nereye yarın gidecek? Doğru gözle bekliyorum seni. Nereye gidecek merak ediyoruz. Ben de merak ediyorum. Bugün çok iyi güzel geçti. Olacak. Bugün güzel bir gündü. Beni etme sakın. Söz veriyorum. Yıldızını aldın. Yüzün gülerek. Evet. Bugün ağlamadan seni yerine uğurluyoruz. Teşekkürler. Bu tarz benim de heyecan devam ediyor. Beşinci yarışmacımızda sıra Buse Doğanay podyumda. Nereye gidiyorsun? Ben ilk önce arkadaşlarımla öğle yemeğine, ondan sonra da alışverişe. Alışverişe gidiyorsun? Evet, yine. Peki. Yarışmacı arkadaşlarına soralım hemen. Öğle yemeğine gidiyor arkadaşlarıyla, sonra da alışverişe gidecekmiş. Ezgi? Yani biraz daha bana böyle Afrika kabilelerindeki... Evet, Afrika hani böyle tarzını her yerinde yaratmak istedim açıkçası. İşte piercingler olan, onlar piercing demiyor, başka bir şey diyor. Delikli böyle kulaklı falan, boyunlarda falan böyle tek tek takıyor. Ona evet. Benzettim. Afrika tarzı yaratmak istedim çünkü hı-hı. Ben takı çok seviyorum, abartılı takı çok seviyorum. Ve bu bandanaları da çok takarım. Tarzlarını yakın buluyorum kendime, o yüzden Afrika tarzı giyinmek istedim. Ben o kafasına taktığı şeyi böyle bir şalvarla mesela giyinebilirdi. O zaman bence daha iyi onu yansıtırdı. Afrika tarzı diyor ya, daha iyi yansıtabilirdi onu. Görüyor musun? Yan yana oturuyorsunuz, neler söylüyor? Hmm. Koynumda yılan beslemişim. Hayır, sen çok güzelsin. Teşekkür ederim. Seni hemen yerine alalım. Tamam. Jüriyle baş başa kalacaksın. Bakalım onlar ne diyecek. Buse'cim. Evet. Afrika'nın hangi kazası bu? Trafik kazası bence. Ya. Yani Ayşegül'le aynı fikirdeyim. Bence böyle bir bol bir etek giyseydin daha cool olacaktı. Daha Afrika'nın olacaktı. Daha istediğin görüntüyü elde edeceksin belki. Ayakkabıların, çantan son derece uyduruk duruyorlar. Sırf kafandakiyle çantanı birbirine bağlamak için, renklerini tutturmak için takmışsın. Çantan çok uyduruk. Bu kadar karışık bir desen, altında o ayakkabı, boynunda o kolye. İçinden çıkamıyorum, gözlerim bozuldu, inan. Bu kadar iddialı cümleler kuran kızların, hani bu işin matematiğini en iyi sen biliyormuşsun ya, böyle karşıma çıkınca ben böyle bir tüylerim diken diken oluyor, inan. Bir de bu şaşırt senin... beni diyorum ama hiç şaşırmayacağım galiba bunun işte. Buse'nin yıldızı da yok. Evet, yıldızım yok. Yani bu gidişle olamayacak da, dikkat et. Yani o kalem eteğin, altına giydiğin papuç, o kalem eteğin, omuzuna aldığın çantan, o kafandaki o Afrikan kolyen kafan, yemin ediyorum inanamadım yani. Ha, şaka, şaka yapıyorsun zannettim. Sen cumartesi gününe, gecesine ne yapacaksın çok merak ediyorum. Şurada kaç gün kalmış? Ben kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Ya dalga mı geçiyorsun bizle? Estağfurullah. Ya estağfurullah, estağfurullah bırak. Ya o çantayla, o etek, o... ben bunları söylüyorum senin için. Bu bir yarışma ve bunun şeyinde sonunda bir para var. Bu bir yarışma. Yani sen belki de ikinci haftayı bile göremezsin böyle gidersen. Ben seni kabul etmiyorum böyle. Yani bakma bugün ikinci gün tamam ama böyle olmaz. Yani kesinlikle olmaz. Evet, benim konuşmam bu kadar. İvana. Buse, şimdi etnik dezen bir eteğiyle ve afro bir kolye, afro tarz sahip olamazsın. Yani hı-hı. İki bağlın, yani temizlik yaparken gibi şeyde bant bağladın ve afro tarzıyım. Ben şey şu anda mantar dolgu topuklar olamaz bu iş. Yani ben anladım, bir tarz yakalamaya çalıştın, risk aldın. Yani sevdim bu yani tavrı.
Ama çok karışıksın, çok fazla yanlış aksuarlara kombin ederek bambaşka bir yerde oldun şimdi. Hı hı. Kararları açıklayalım mı? Evet. Bak bugün ikinci gün, üç günün kaldı. Cumartesiye bir bakmışsın hiç yıldızın yok. Kaldı ki benden şu an sana bir yıldız yok, tarzlıysın. Benden hiç yok. Öbür arkadaşlara çok büyük haksızlık yapmış olurum. Tarz değilsin Ivana. Diyeceğim bir şey kalmadı, tarz değilsin. Peki, teşekkürler. Evet, üç üyemizden de tarz değilsin yorum aldın. Demek ki büyük hatalar içindesin. Evet, henüz yıldızın sanırım yok. Sana yarın için bol şans diliyorum ve seni yerine alıyorum Buse. Teşekkürler. Bol şans. Bu tarz benim. Evet, şimdi Uğurkan Erez'e bağlanacağız ve Uğurlu Oda'dan buraya potansiyel bir yarışmacı adayı gelecek. Doğrudan yarı finale gidecek eğer jüriden yıldız almayı başarırsa. Büyük ödüldeki bu yolda, bu macerada en büyük rakiplerinizden biri olabilir. Biliyorsunuz eleme gecesinde iki konseptimiz var. İzleyicilerimize hatırlatalım. Jüri üyelerimiz, yarışmacılarımıza dediler ki ya kardeşinin düğününe gideceksin ya da İstanbul'da çok şık bir gece kulübüne gideceksin. Onlar bu tarzla hazırlanıp geliyorlar ve siz de hafta sonu bu ikisinden birini tercih ederek yarışmada kalmaya gayret edeceksiniz. Yıldızlarınız bolsa ne şanslısınız, koruma altında olacaksınız. Elenmek üzere önerilemeyeceksiniz. Ama yıldızlar yoksa jüri var ve elenmek tehlikesiyle karşı karşıya kalacaksınız. Ve işte size rakip olabilecek bir isim geliyor. İmren Korualp. Mutlusun herhalde burada evet, olmakta. Çok. Peki ihtiyacın olduğunda arayacağın hiç kimse yok mu şu anda hayatında? Yok. Ablan bir anlamda annendi belki de. Peki hani şuradan girse ya da bu konuşmaları izlediğinde sana ulaşmaya çalışsa. Geç kaldı. Geç kaldı. 3,5 yıl geç kaldı. İmre, 17 yaşında. 18. 18 yaşındaymış, pardon tabii haklısın, reşit oluyorsun çünkü. 18 yaşında. Anlat kendini biraz da, ben olmadan tabii anlat bakayım. Adım İmren, Rizeliyim, 18 yaşındayım. Yarışmaya katıldım tarzıma güvenerek tabii ki de. Buradayım, inşallah tarzımla seçilirim ve bu yarışmada devam ederim. 18 yaşında tarzına, çantası falan, hafif bir kokoşluk var tabii. Yani Nurcum, İvanacığım, bir kokoşluk var. Yalnız benim burada en beğendiğim teninin rengine, kıyafetin rengi çok güzel uymuş tabii ki, onu rahatlıkla söyleyebilirim. Şeye gidiyorsun değil mi sen? Kardeşinin evet, düğününe. Abinin düğününe gidiyor. Abin, gelenleri askerdeydi demin duyduğuma evet, göre. Doğru. Nerede? Nasıl evlendirdin çocuğu da askerde? Adı ne bakayım? Umutcan. Umutcan. Hayırlı tezkereler diliyoruz. Bizi seyrettiğini biliyoruz. Hayırlı tezkereler. Ve senin nezdinde de tüm askerlerimize bu odadan, buradan sevgilerimi yolluyorum. Sevgilerimizi yolluyorum. Hayırlı tezkereler diliyorum. Bir yürüyeyim mi? Yürü bakayım. Anneciyle gelmiş. Onu da yanıma alacağım. Umut, sana şimdi hep beraber selam yollayacağız. Annesi, gelin bakalım yanıma. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Umut, üçümüzüz. Sana sevgilerimizi yolluyoruz. Çabuk dön. Annen yolunu, kız kardeşin yolunu dört gözle bekliyor. Tabii tüm askerlerimizin aileleri de onları dört gözle bekliyorlar. Hayırlısı onlar da ailelerinin yanına dönerler. Hadi bakalım, hepinizi gönderiyorum. Someone told you I was with some other boy. 'Cause when I got back home, put my foot through the door.
Heyecanlısın. Evet. Biz biraz alıştık ama sen ilk kez podyumdasın. Evet, aynen ilk kez. Hemen soralım. İki tane tercihin vardı. Evet. Neyi tercih ettin? Düğünde misin, kulüpte misin? Düğündeyim. Abimin düğünündeyim şu anda. Abinin düğünündesin. Evet. O zaman seni jüri karşısına alıyorum. Bakalım onlar seni nasıl bulacaklar mikrofonla beraber. Bol şans diliyorum sana. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Sen lise öğrencisisin. Evet. Kaç yaşındasın? 18 yaşındayım. 18. Ay çok pek şekersin öyle. Ay bir şeyler hissettim. İçim kıpır kıpır oldu. Elektrik mi sesin? Selanik göçmeniyim deyince tabii ki bende bir dürtü oldu. Sen güzel dans edersin bence. Evet. Edersin değil mi? Hadi bakalım. Eder misin? Bari bir şey olsun ya. Bak bu programın ikinci günündeyiz. Şöyle bir, tabii ki çok heyecanlıyız. Hafif de geriliyoruz. Bari buradan bütün ekran başındaki dostlara, dostları da biraz eğlendirelim. Hem biz de eğlenelim, sen de eğlen. Arkadaşlar bir, peki, bir 9-8 mi? Ne tarz dans 9-8. Ediyorsun? Nur Hanım ne istiyorsa o olsun tabii ki de. 9-8. Öyle tabii mi? Tabii ki de fark etmez. Tamam, 9-8 var mı? Irka ölüyorum ben ya. Niye ben olmadım diye ve kıskanıyorum ama içimde hep o var, o kız var içimde. Roman kızı. Aa tabii. Ay. Güzel. Nur dans istedi. Ben de şarkı istiyorum. Aa. Sesi de güzelmiş. Evet. Ses de var. Aa, inanmıyorum. Ama romanlar öyle. Hem de dans ediyorlar hem de ses. Hadi bir de şarkı söyle. İbrahim Tatlıses her gece sarhoşum falan biliyorsundur illa şimdi. Ben her gece sarhoşum. Bak, derdimden böyle, ben her gece sarhoşum. Derdimden böyle, ızdıraba boğmuşum. Kaderim böyle,
ızdıraba bulmuşum, kaderim böyle. Teşekkürler diyoruz. Çok teşekkür. Ama dans daha iyi bence. Dans, dans bir numara. Bir numara. Ama ben çok isterdim ki bir, yani daha sonraki güne bir oryantal yaparsın değil mi? Yaparım tabii ki. Ben 9-8 dedim. Bu 9-8 değil yanılmıyorsam. Ha. Tam olarak değil yani. 9-8 daha ağır değişik olmuyor hava. Mu? Peki o zaman tabii. Yorum alalım ha. Yorum yapalım. Evet biraz. Evet. Bir siz yapın. Ben şimdi bir şey oldum. Hadi. Evet. İmren, rengin çok yakıştı. Elbise de güzel oturdu. Ben de aslında beğendim ayakkabının rengine. Teşekkürler. Yakıştı. Çünkü sen biraz parlak falan roman olduğun için. Parlak biraz farklı olman. Oluyor evet. Onun için hak ettin. Ne alakası var? Ya, romanlar çok seviyorlar. Altın, ay, parlak, evet. Düş, büş tabii canım. Biraz sadece topuzunun biraz daha doğal yapması gerekiyor. Çok böyle yuvarlak yuvarlak duruyor arkasında. Biraz daha hareket, sen de söyle canım. Topuzunun daha doğrusu nasıl yapabiliriz? Evet, o balerin kısmının biraz daha dağınık olması çok yapılı lazım. Duruyor. Evet. İmran, yaşına göre çok güzel bir renk seçmişsin. Öyle mi? Ama aksesuarlarını ben beğenmedim. Çok boğmuş elbiseni yani çantan, ayakkabın. Anne burada mı İmran? Burada, arkada. Her yere seninle geliyormuş. Seni yalnız bırakmamıştır herhalde. Evet, ben hiçbir abin yerde. Abin askerden yalnız dönünce mi bu elbiseyi giyeceksin? O zaman mı evlenecek? Abim evlenirse inşallah. Evet. Evlenirse. Evlenirse. O zaman da modası şey geçerse bu elbisenin ne olacak? Yeni alırım zaten. Yazık askerde. Askere selam yolla. Askere Allah. Selam buradan askere. Evet, çok teşekkür evet, ederim. Bütün askere olan kişiler selam. Bütün askerlere evet. Selam. Selam. Öpüyorum seni abicim. Hayırlı tezkereler inşallah. Az kaldı zaten. Şafak kalp. Bir iki ayı var. İki ayı var. Hadi inşallah. Ya. Hemen kararlarınızı alalım mı? Kim konuşuyordu? Bir karıştık yine biz. Sen. Böyle. Ben 18 yaşında. Evet. Canım benim. Yani işte bir düğüne gidiyor. Üstelik de şarjelik falan severler benim gibi. Ama yine de çok kibar giyinmiş, yırtmacı var. Şeyini beğendim, bu girik kol. Burası kapalı, yırtmacı var. Çok beğendim. Önümüzdeki günlerde daha da iyi bekliyorum seni. Tamam İnşallah mı hayatım? İnşallah. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Yarışa dahil olmak için bir yıldıza ihtiyacı var. O zaman kararlarımızı o açıklayalım. Zaten ben böyle çok verdim. Ediyorum. Peki. Nurella'dan aldın. Evet tabii ki bende de. İvana. Dersin. Çok teşekkür Nimay. Ediyorum. Bence sağ arkada ol. Oturan çok birkaç arkadaşın oldum. Tedirgin olması gerekiyor senin varlığından. Çünkü bence de tersin. Çok teşekkür yani ediyorum. Teşekküre gerek yok sizin canım. Sizin beni beğenmeniz hani gerçekten çok onur verici bir şey. Estağfurullah. Bizim orada da yani ne demek hani mahalle arasından çıkıp buraya gelip kendini beğendirmek. Hani gerçekten çok büyük. Ay, çok tatlısın. Ay senin o mahalline kurban olsun. Mahallede selamlar. Senin mahallen var ya. Ben senin mahallende ölür yatarım be. Nerede ölürsün? Gelin beklerim. Balat'ta. Ay ben geldim Balat'a. Geliyorsunuz. Oraya ben kobraya çok yakınım. Hıdrellez'de geldim evet, ben. Gelin Allah, beklerim. Ay ne şahane. Doyamadınız. Sevgiler mi? Balat burada. Şimdi bir sonraki yarışmacımızla devam ediyoruz. En son Buse'yi podyumda görmüştük. Yine bir yıldız veremeden uğurladık. Hemen arkasından Melek Balkan podyumda. Hoş geldin. Hoş Melek. Bulduk. Senin de İmren'den geri kalır tarafın yoktu, gördük oynarken. Ay evet ya. Nereye gidiyorsun? Gündüz arkadaşlarımla buluşuyorum. Kahve içmeye, yemek yemeye. Hiç fark etmez. Peki. Hemen yarışmacı arkadaşlarına dönelim.
Yorum yapmak isteyen kimse var mı? Meleği rakip görenler. Sevgili ikizler. Nurcan. Ben bu tarzını sevdim. Yalnız gündüz gezmeye çıkarken o kadar açık giyinmezdim. Ben giyinmezdim ama sen farklı giyiniyorsun, ben farklı giyiniyorum. Giydin ama geçen. Sevgiyim. Giymem de mi yani? Ben de giyerim ama. Uh-huh. Gündüz gezmeye çıkarken hayır. Ben buranı biraz giymedin daha yani. Açıp göbeğini biraz kapatabilirsin bence. Biraz daha dekoratif, biraz daha göbek kapalı. Var mı yorum yapmak için isteyen? Ben sadece ayakkabılarının pırıltısı olmasın. Yani rugan yerine deri olmasını tercih ederdim. Parlamasaydı daha güzel olurdu. Onun dışında güzelsin ya. Teşekkür ederim. Güzel. Aslında Meleğin fiziği çok güzel. Ama bu pantolon, ben böyle likralı pantolonları çok sevmiyorum. Bunların böyle ince kumaşları gerçekten mesela 2 kilo fazlan varsa 5 kilo fazla gösteriyor. Bunun yerine birazcık daha tok kumaşları, biraz daha kalın likralı olanlar daha sıkı yapıyor, daha topluyor. Yani o pantolonun hani aynı modelinin bir tık daha kalınını tercih ederdim. Onun dışında gayet güzel yani. Peki. Aa. Var mı? Sen sürekli şaşırıyorsun. Var mı söylemek istediğin bir şey? Hayır hayır yok. Onlar da çıkacak. Onlar da çıkacak. Sıra gelince konuşalım. O zaman jürinin karşısına alıyorum. Melek seni. Melek hoş geldin. Hoş bulduk. Dün ne kadar stil, ne kadar tarzdın. Hatta bayılmıştım sana hatırlıyorum. Bugün de bir o kadar rüküş geldin gözüme biliyor musun? Hiç yakışmamış o pantolonla o bluz sana. Bu bluz ne kadar moda herkesin üstünde. Evet ya. Piştiler üst üste. Daha belki kesiminden dolayı pantolon seni kalın göstermiş. O üstündekini bence plajda bikini üstüne giy. Şimdi çıkart. Sokakta böyle gezme arkadaşlarınla gündüz vakti. Çok böyle çantanla ayakkabını uydurmaya çalışmışsın. Okey uymuş ama etkileyici bulmadım ben. Yani şaşırdım açıkçası. Seniz daha böyle her geçen gün daha tarzını daha bize hissettiren biri olarak bekliyordum ama biraz hayal kırıklığına uğradım. Öyle olacak. İnşallah şaşırt beni. Herkese aynı şeyi söylüyorum ama öyle şaşırtın beni. Norella. Dehşetle bakıyorum. aslında benim söyleyeceklerimi Kemal söyledi. Ben de birkaç acımasız bir eleştiri yapayım. Öz bir eleştiri. Hatta moraliniz bozulsun ve düşünün, bu sizin için çok yararlı olacak. Yani sizin şu göbeği açmaya ne hakkınız var? Yani böyle bir şey yok. Sakın yanlış yok anlamayın. Yani burada ölçü üstü bir kadın oturuyor. Ben hayatımda her zaman kusurlu yerlerimi kapattım. Şu an sizin de karnınız, göbeğiniz bunu açmaya müsait diye. Çünkü kalın bir beliniz, öyle görüyorum. Bir kaslar falan var, bir şeyler. Gözüm çok iyi görmüyor ama bir şeyleri görüyorum orada. Bu bluz, yani bu bluz zaten banko iki gündür. Çok kötü, yani kötü ötesisin. Sakın darılma, sakın kızma. Bana göre yani bugünün şeyisin, sondan birincisin bana göre. Teşekkür ederim. Kankam ne oldu sana? Kankam battı bugün. Kanka manka yok. Yani aynı memlekete geldik için kankam artık. Al. Ben sana isim buldum kankam. Ben de isimler buldum. Ama yani o kadar evet. Şey yumuşak davranamayacağım. Çünkü biliyorum. Yanlışlıkla çok var. Çok evet. Karışık durum. Hakikaten mayodan üstünden giyebilirsin. Aynen. Bu kimono ya da pareo neyse. Bluzunu çok moda göbek açmak bu sene. Herkesi görüyoruz üstünde ama doğru şeyler kombin ederek göbek açabiliriz. Birazcık üzüldüm. Toparlayacağım yerim. Yani çok kötü. Ben de farkındayım. Çok kötü değilsen o kimono. Ay lütfen çok çıkart. Kötü değil, kötü üstü ya. Bir yapma. Saniye, kim onu bir çıkart. Kurtar ondan, evet. Kurtar ondan. Aynı öyle, at onu yerinde. Ne oldu? Şahtı, şahbaz oldu. Yok, şahbaz olmadı. Oldu. Yok.
Ay İvana sen de var ya bazen yani genç ısrarla ve inatla gidiyorsun. Canım karnına içine al. Bak. İvana bak bir bak gün. Güzelim. Bak güzelim. Bak bak bak. 13 hafta. Bir şey söyleyeceğim sana bir dakika. Böyle bir şeyleri inatla yapma tamam i̇natla mı canım? Değil. Sakın türbünlere de oynama. Yani çıkarttın daha beter ettin. Yani benim gözüm başka sakın. Görüyor. Senin gözün ne görüyor ayol? Canım, ayağı şeyin, pantolonunun şeyin parçasını biraz indir. Benim gözüm ne görüyor? Şimdi göstereceğim. Yok, açabilir misin onu? Senin gözünün ne gördüğünü ben çok iyi biliyorum. Ben mevcut andan bahsediyorum. Bak. Ben de şimdi bak, onu bak, istersem bak, ne hale getiririm. Tamam ama ben de başlıyorum. Ben de yiyorum şu anda yapıyorum. Ay Allah aşkına bak bu başlama baştan yarat programı değil canım. Yardım etmeye tarzınla geldi. Tarzınla geldi. Bunu çok, bozamazsın. Çok daha iyisin şu anda. Şimdi bunun üzerinde deri ceket ya da boyfriend ceket, salaş bir şey giyebilirsin. Ve o zaman tarz olabilirsin. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Kararları alalım. Dün herkesten yıldızı aldın. Bir bence bir özgüven gelmiş sana. Ben ne yapsam olur gibi. O kadar emin olmamak gerekiyor işte. Tarz değilsin. Ay aslanım ya. Nasıl bir teşhis bu ya? Ay İvan öyle sahte gülme. Bebeşim bu benim doğumda gelmiş şu şey. Ay yok gülüşüm. Sizin şeyde var. Sizin memlekette öyle gülüş var biraz değil mi? Ama doğru. Sahte değil. İçten gülüyoruz. Tabii çok. Bana. Güzel kız karşında o da içten gülüyor. Evet. Karar. Tarz değil. Değil. İvana? Yani ne diyeceğim şimdi? Karar bende kaldı. Sen ben tarz dedin. Ben dedim. Değil dedi. Zaten alamıyor. O zaman ben tarzlısın diyorum. Teşekkür ederim. Peki dost acı söylemedi. Kanka sana iyilik yaptı. Bir... bakacağız sen de göreceksin. Ama yine de yıldızını alamıyorsun. Ben de buradayım. Üç seni kişiyiz. Dünden farklı bir günle yerine uğurluyoruz. Yarın başka bir gün olur inşallah senin için. Sıradaki yarışmacımız Gizem Kayalp. Karar veremedim. Lise mi, ortaokul mu? Dün çok yaşlısın dediler. Ben de bugün biraz fazla genç oldum galiba. Peki, nereye gidiyorsun? 80'ler Partisi'ne. 80'ler Partisi'ne gidiyorsun. Hemen vakit kaybetmeden yarışmacı arkadaşlarına dönüyorum. Kim yorum yapmak ister? Yok mu kimse? O zaman jürinin karşısına gidiyor. Hemen jürinin karşısına alıyorum seni Gizem. Bol şans. Öğretmen yani okuldan lise kız gibisin yani 80'ler partinin böyle bir şeyi ben görmedim. Yani 80'lerde olan giyinişleri aldım bir partiye gidiyorum 80'lerde yaşamadığım için partide farklı görüneyim diye bu şekilde giyindim. Peki 80'lerde neler vardı mesela biliyor musun? Ne vardı? Partiye giderken ne var mesela? Parti değil, tamamen 80'lerde olan kıyafetleri internetten baktım. Bu filmlerde, Türk filmlerini izlediğimiz kadarıyla da gördüğüm kadarıyla giyindim. Biraz daha bel üstü etek, okul eteği. Gömlek. Yani ayakkabılar biraz daha farklı bu şekilde. Hani erkek canım buradan ben hiçbir şey 80'li göremiyorum. Yani 80'li hakikaten bambaşka bir şey, bu başka bir şey. Sen yani öğretmen, yani lise değil. Küçük okuldan lise kızısın. Öğrencisini yaptım zaten. 80'lerdeki öğrencileri yaptım. 80'ler partisinde öğrenci, o zamanın öğrencisi gibi gidiyorum. Farklı tarzda. 80'lere ait bir saç modeli var, kült olmuş. Yani sen bu saçlarının 80'lerle alakası yok. Sen daha 2000'lerin, 90'ların sonlarının lise kızlarını Britney Spears gibi olmuşsun. Ha, ve o da 80'ler aynı değil. Aynı, 80'ler dediğinin saçları öyle olmaz mesela ben sana göstereyim. Çilli bom bom bom, çilli bom. Aç bakalım saçlarını. Ama nasıl açacağım ki? Çok sıktı.
Gizem, izlediğin film siyah beyaz mıydı? Hayır. Hayır. Bence dönemi karıştırdın ben sen. Ben yorum devam edeceğim o zaman Kemal sen de. Sen etmiyorsun ben, aynen. Şimdi çok yanlış bir konsept seçtin. İlk söylemek istiyorum sana. Vücudundan doğru parçalarından kullanmadın. Yani ne eteğine, ne o çorapların, ayakkabılarını, gömleğinde sana hem de boyunu kesti hem de biraz daha kalın gösterdi. Bağladın o gömleğinde, gözlerini oldukça kadar daha büyük göstermiş. Çok yanlış konsept. İlk günde seni gördüm, o vamp leopar etiğinde çok daha beğendim açıkçası. Beni şaşırttın. Yani şimdi şöyle bir şey var. Aslında işte o cici kız hani Türk filmlerinde falan hani o kızlar gibi yapmış. Hani şimdi dizilerde de oluyor ya o 70'li yılların falan kızları. Onun gibi olmuş. Biraz daha feminen olabilirdi. Bu tabii. Biraz çok ya, çocuktu. O boyalı saçlarla bunlar tabii olmuyor. Yani hele o dönemde böyle boyalı kızlar yoktu bu yaşta. Evet. İlk günde vamp biter. Şu anda bambaşka çok ters koşa girdin yani. Şaşırdın bizi hakikaten. Bak saçın şimdi daha bir şey oldu. Tabii dolmalar ha. Vardı. Böyle canım ilk dakika bir şey yapmış. Bayılıyorum sana ya. 80'ler dediğin böyle olması evet, lazım. Harikasın. Yani şu an belki saçından yakalıyorsun 80'leri o kadar. Yani aslında sana yorum bile yapmak istemiyorum. Sakın yanlış anlama. Şey yok, bir heyecansız bir şeysin yani. Hiçbir heyecan vermedin. Ne bana ne de arkadaşlarıma. Keşke seçmeseydim bunu. Karar verelim mi? Evet. Evet, ben... Hadi verelim. Evet, evet. Hemen başlayalım. Tarz değilsin. İvana? Maalesef, tarz değilsin. Kemal? Değilsin. Yani araştır, daha çok araştır. Gizem, yıldız yok. İnşallah günün. Yarın daha iyi olursun. Seni yerine alıyorum. Bu tarz benim. Sırada Ayşegül Doğan var. Hop de kendine, hop de kendine. Hele tak hele koluna bir tak da gör bak neler olacak sonra. Hop de kendine hop de bir an kop gel hadi kop da gelin adından. Hele çak hele durumu bir çak da gör bak neler olacak sonra. Sap sokama sap ki şu an kap beni kabele kop. Nereye gidiyorsun? Bebek'te bir restoranda doğum gününe gidiyorum ama daha sonra kulübe dönen bir restoran. Gece uzun. Evet. Yemekle başladık, geceyi uzattık. Ayşenur. Ben eleştirmek istememe hakkım varsa onu istiyorum şu an. Eleştirmek efendim? İstemiyorum. Duymadım. Şu an. Eleştirmek istemiyorum. Bu arada pantolonum kendi tasarımım. Neden? Çünkü eleştirebileceğim tarzda bulmuyorum onu şu an. Ya beni eleştirdi ve tarzım gayet güvendiğim bir tarzdı. Şu an onu eleştirebilecek bir tarzda bulmuyorum. Basit buluyorum kıyafetini. Çok basit buluyorsun. Ne açıdan? Günlük için bile basit. Yani ben günlükte böyle şeyler giymem. Ben hiç pantolon giymem mesela. O tarzda bir takı kullanmam. Bluzumu o tarzda giymem. Benim giymediğim şeyler, o yüzden eleştirmek istemiyorum. Bir şey söylemek ister misin? Ben de onun giydiklerini giymeyeceğim için, yani hiçbir şekilde onun eleştirisi beni çok alakadar etmiyor. Bu kalabalık değil, o da aynı şekilde. Benim eleştirim onu ilgilendirmediği gibi, onunki de beni ilgilendirmiyor. Var mı söylemek istediğin? Tuğçe? Hayır. Ayşegül, ben senin kolyeni beğendim. Ben senin kolyeni takabilirim mesela. Verebilirim. Çok güzel kolyen. Pantolonla yani çok yüksek topuk mu giydin? Evet, topuklu. Bakalım biraz... hemen merak ediyorlar. Göster ayakkabını. Yok, çok yüksekliymiş. Çok güzelmiş, evet. Yüksekliymiş. Çantanı beğenmedim, formunu. Onu yani da kolyeyle uyumlu olsun şey diye. Böyle rahat olmadın gibi geldi bana. Bilmiyorum, ben de kolyeyle griler vardı. Kolyen çok güzel, çok beğendim. Ama teşekkür ederim. Beğenmedim. Ben pantolonunu beğendim. Güzel, hareketli. Üzerinde de basit, basit derken hani tek renk, düz bir bluz kullanmış. O da güzel. Ama ben takıyı fazla buldum. O takıyı yine o beyaz bluzun altına belki kalem bir etekle daha feminen olurdu. Hiç takı takmazdım ben onun yerinde olsaydım. Var mı söyleyeceğim bir şey?
Yani ben böyle uygun gördüm, böyle giydim. Tabii hiç kimseye de müsaade etmiyorsun, istediğini söylüyorsun. Hayır ama buradan giriyor, buradan çıkıyor sende. Çok da dikkate almıyorum. Ya. Ben böyle yaptım. Böyle giydim. Acaba çıktım. Eleştiriye mi açık değilsin? Yani olabilir, yapı ol yani. Peki, o zaman seni hazırsan jürinin karşısına alalım. Sen nasıl bir terazi burcusun Ayşegül? Normal hayatımda daha pozitif. Ben de teraziyim. Terazi burcu ukala da olur, kendine güvenli de olur. Her türlü halsizliği de yeri gelir yapabilir. Sen burada bir yarışmadasın ve sana birisi ukalasın dediği için ağlayamazsın. Öyle bir lüksün yok. Ama ben işte kabullenemem. Hayır, ama sen ukala da olabilirsin. Burası bir yarışma sonuçta. Sen ukalalığınla bir tarzını sergiliyorsundur. Yapım gereği. Sen tasarımcısın. Senin fikirlerin var. Belki buradaki arkadaşlarımız mağazalardan gidip satın alıyorlar ama sen kendin de yapabiliyorsun. Evet. Hafif ukala olabilirsin ve ukalalığından utanmaman, bununla hatta belki biraz gurur duyman gerekir. Terazi burcuna bu yakışır. Ben ukalayımdır mesela. Hiç de gocunmam. Lafımı da söylerim. Birisi sana ukala mı dedi? Olabilir, ukalayım. Benim yani arkadaşlarım bana ukala dese beni çok etkilemez. Kim, ama yani diğer türlü enerjimi düşürür. Özgüven olması lazım sende. Özgüven eksikliğin var. Ay. Şimdi sen bu pantolonu kendim diktim diye böyle ezik bir şekilde karşımızda söylüyorsun. Ben pantolonu da kendim diktim. Böyle bir şey yok. Bu pantolonu ben diktim diyeceksin. Gururla yürüyeceksin. Böyle yürürken bizim gözümüzün içine bakmayacaksın. Onu zaten kendim belirttim Ölkem. Yürüyerek buradan sormadan. Sekerek geçtin önümüzden. Yürüyemiyorum çünkü ben. Bu çok... Korkma. Korkmuyorum. Kendine güven. Ben beğendim bugün seni. Pantolonun düz siyah olsaydı daha güzel olurdu. Çok karmaşık. Seni geniş göstermiş. O da göstermiş. Mesela şöyle düz siyahı bunun bir Beşiktaş'ta butikte bile satılıyor. Bunun olsun, amacını desen... Olsun, senin nasıl aksesuarlarla birleştirdiğin önemli. Ben üstündeki bluzunun için... da dokusunu beğendim. Diğerlerinden teşekkür farklı. Ederim. Bugün seni beğendim. Teşekkürler. O yüzden lütfen azıcık kendine güven. Şimdi gelelim bizim mevzuya. Bu mevzu derin bir mevzu. Şöyle ki ukala dedim. Dedim yine. Küstah dediniz ama ukala demediniz. Ne dedim? Işte? Küstah dediniz. Ha küstah dedim. Değil mi küstah doğru. Evet. Niye ama dedim. Bak. Şimdi hatırlamıyorsun. Bir kere dedim gözlerim ki... doluyor. Ay dur ama şimdi ağlama yani. Dinlemeyi öğren. Dinle lütfen. Bak dinle. Sende ağlamak yok. Sende bak şöyle bir şey var. Onu anladım. Kendini ifade edememe. O da herhalde biraz panikten oluyor. Yani panikliyorsun, ifade edemiyorsun. Dedin ki, hiçbiriniz benim bir şeyim değilsiniz. Sizleri ben burada tanıdım. Diyorsun ki, dansöz kıyafeti, bilmem ne arkaya dön, bilmem ne kıyafeti. Orada dansözlük, o da bir sanattır. Yani herkes dans edebilir mi? Evet. Herkes şarkı söyleyebilir mi? Bu bir yetenektir. Ama ben fikrimin yine arkasındayım. Bak canım ama ben önce bir konuşayım bitir. Benim bak benim algım ne oldu biliyor musun? Bu dansöz kıyafeti, bu bilmem ne kıyafeti, bu bilmem ne kıyafeti. Dedin ki benim ailem, o işte ben şuralıyım benim ailem. Sonra sana dedi ki Öykü Hanım hani ahlaki olarak mı dedin değil mi? Sen de evet dedin orada. Onu söylememeliydin yani. Onun üstüne ben de sana küstahsın dedim. Neticeye gelelim. Beni rahatsız etmedi bu kıyafetin. Bir yemeğe gidiyorsun. Oradan da bir işte gece kulübüne gidiyorsun. Pantolonun beli önden yüksekte. Onu biraz aşağıya alır mısın? Arkadan da yüksek. Nurella bir şey sorabilir miyim? Efendim, bu ahlaki konusu üzerinden ve Ayşenur'a da söz vermek istiyorum. Bir şey söylemek ister mi? Tabii. Çünkü sanki çok kırıldım ve bu sefer kişisel algılayıp kıyafetiyle ilgili de yorum yapmak istemiyorum dedin. Yani ya, sanki hiç evet. Yokmuş gibi davranıyorsun şu anda aslında. Aslında onu kırmamak için yorum yapmamak istedim. Çünkü ahlaki dediği konuda ben Trabzon Sürmeneli bir ailenin kızıyım ve... Tabii ki onlar da beni böyle giymemi, aa çok iyi giyiniyor falan bu benim kızım demiyorlar. Yani çıkarken üstüne başına dikkat et, şunu giyerken dikkat et tabii ki diyorlar. Ama aferin bak. Demiyor değiller ama ben böyle giyinmeyi seviyorum, kendimi öyle kabul ettirdim. Gerek hareketlerimle, davranışlarımla aykırı olduğumu zaten biliyorlar. Öyle de davranıyorlar. Peki. Annemin babamın da hani arkamda olduklarını da biliyorum. Peki bir şey soracağım. Herhangi bir ahlaksızlık görmedim. Evet. Nurella'nın söylediği de bir dansöz kelimesine bir takıldın
orada. Yani orada hani rahatsız oldun. Bak birinci dansöz dedi, dansöz. Yani ben de diyebilirim ama hani güzel bir dans kostümü denir. Evet. Dans kostümü. Yani orada işte dedim ya, ifade edemedin. Orada bir çatıştık. Tabii ben sizin yerinizde olsam birbirinizi şey yapın. Tabii bilemem, o sana kalmış bir şey. O incindi. Ama onun incinebileceği bir durum yok burada. Ama ben onun ahlaki değerini... Bak sen hala inatçısın bak. Sen ha yani insan bir dinler. Şöyle ki sen o zaman sana bir bantı versinler, bir kendini bir seyret gör. Ya da algılaman zayıf senin. Yani algılamam zayıf olarak kabul edelim. Çünkü ben söylediğimin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Sen küstahsın. Tamam. Küstahım. Bin kere daha söylüyorum sana. Küstahım. Bak öyle böyle yılışıp gülme bana. Ama. Gülme bana. Bak ben kimseyi kayırmıyorum. Ben onu da kıyım. Ne münasebet yani. Ya o bana dese ki Nur ablacığım benimle bilmem nereye gelir misin? Ben hayatta gitmem. Niye yani, bak bunu da açıkça söylüyorum yani. Neden? Ya o onun tarzı. Zaten onun gittiği yerlere benim yaşım da müsait değil. Şunu demek istiyorum. Hiçbiriniz babamın kızı değilsiniz. Sen biraz incittin arkadaşını. Eğer incittiysem affedersin ama... O zaman tamam, konu bitiyor. Evet. Konu bitti. Evet. Konu bu, çünkü buraya konu kadar. Konu Ayşenur değildi. Benim onu giymem ya da giymemem. İşte benim sen orada bazı bir küçük bir nüanslar vardı. Sana tekrar dönüyorum. Ben seni beğendim. Yani beni rahatsız edecek bir şeyin yok. Böyle kızları, böyle genç kızlara çok karşılaşıyorum. Pantolonumu beğendiniz mi? Pantolonu beğendim. Biraz daha belini... Arkası mikrofon aşağı çektiği için aşağıda duruyor. Normalde biraz daha yüksek tabii arkası. Yani önlü bu kadar şey ama arkası bak, yüksek. Bak bu böyle duruyor. Paçalı pantolonlar çok yüksek bel olmaz. Daha düşük olur. Ayakkabı görebilir miyim? Biraz daha yukarı çıkar mısın bakayım? Çok güzel bir ayakkabı. Evet. Güzel ayakkabı ama tabii ki böyle bununla bir şey daha için. Rahat yürüdüğüm için bunu giydim. Platformda pek yürüyemiyorum. Yani normalde topuklu çok tercih etmiyorum ama. Anladım ama sen oturduğun zaman o parmaklar ortaya çıkıyor. Evet. O bantlar ortaya çıkıyor. Yani, saklamaya çalıştım. Evet. Onun için rahat duymak, yani şiklik, rahatlık, çok fazla şey bakmamak lazım. Çünkü şık olmak kolay değil yani. Ve topuklar ve şeyler, yani korseler, her şey. Yani hiçbir şey rahat değil. Ama tabii ki... bilmiyorum ne diyeceğim yani. Pantolon, bluz, kolye... Çok gördüm bu tarz ben. Fazla risk almadın. Ağlıktan bir problem var. Ağlıkta böyle bir... şey var. Göz yaşından biraz şey olmuş. Fazla sürdün. Yani bir... Leki gibi olmuş. Yani makyajların da biraz daha az sürmesi gerekiyor düşünüyorum. Eğer ruj süreceksin o kadar fazla göz makyaj yapmaması gerekiyor. Kararları kadar... açıklıyor muyuz? Evet. Açıklıyorum. Peki. Ayşegül. Tarsın. Bugünlük. Teşekkür ederim. Bu arada saçıma hiç yorum yapmadınız. Ben de saçıma bir yorum istiyorum. Epey hata değil yani saçın. Kararları alalım daha sonra. Güzel bir topuz yaptığın için herkes onu bakıyor. Yani dümdüz saç evet. Yani ne diyeceğiz ki? Belki rengine spor, bile. Spor tabii ki şık tarz. Norella'dan tarzın. Teşekkür ederim. Ivana. Daha güzel bir şey söyle bana. Teşekkür ederim Nur Hanım. Pantolonu beğendiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. İzninizdeyim. Öyle mi? Evet. Umarım bu yarışmadan sonra beni yanınıza alırsınız. Aa, seve seve, hay hay, ne zaman ne isterseniz kapım açıktır tamam. Atölyem. İvan Hanım da kararını alalım. Evet, tarz. Teşekkür tarz. Ederim. Yıldızını aldın. Bugün benim... mutlu dönüyorum. Evet. Görüşmek üzere. Bu senin ilk yıldızın değil mi? Yani. Evet, bu benim ilk yıldızım. Hadi hayırlı uğurlu olsun bakalım. Bana borçlusun. Hiç vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Aycan, Nurcan, Şencan ikizlerimiz geliyor. December night like the 4th of July, vanilla sky, hey. Thriller, in Manila, Manila. Knocking them out like Pacquiao, yeah. No Ali, no Frazier, no. But from there I was off to Malaysia, two passports, hey. Three cities, hey. Two countries, hey. One day, hey.
Nereye gidiyoruz? Bir bara gidiyoruz ve arkadaşlarımızın rock konseri var. Oraya gidiyoruz. Peki hangi rock grubu diye bir sorayım? Moreno. Peki. Aynı grup. Evet aynı grup. Beraber gidiyoruz. Soralım, hemen dönelim. Dönelim. Yarışmacı arkadaşlarımıza. Yorum yapmak isteyen? Beğenmeyen? Kırmızı stilettonu beğenmedim bu kıyafete. Ay, Nurcan da bence gayet güzel. Senin stilettonu hiçbir şekilde beğenmedim. Kolyeni de. Esra? Siyah ayakkabılar olayı bitirdi. Kızlar o konuyu kapattı bence. Müthiş giyiniyorlar ve böyle de devam edeceklerini düşünüyorum. Kendime rakip olarak göremiyorum. Tabii benim yani çok iyi giyiniyorlar çünkü. Maşallah değil mi? Beni onların aşıyorlar diyorsun. Tabii ki aşıyorlar. Hem jenerasyon olarak aşıyorlar. Hem böyle bayağı araştırıyorlar, uğraşıyorlar, koşturuyorlar. Belli ki ben çok beğeniyorum. Yani benim favorim daha doğrusu bu yarışmada. Hani her zaman belki birincilerim değişecek ama iki gündür birincim ikisi. Hemen size jürinin karşısına alıyorum. Bol şans diliyorum. Aycan Nurcan, ben size bayılıyorum. Hakikaten bayılıyorum. Tarzını, duruşunu, tavrını, coolsunuz. Yani çok böyle tam genç kızların böyle görmek istiyorum mesela. İşiniz zor, ikiniz aynı tarzda geliyorsunuz ve ikiniz İyisiniz. Şimdi o kırmızı stiletto dedi, beğenmedim falan filan. Ben de bayıldım. Çok doğru bir seçim. Ben de. Çünkü ters koşa giriyorsun ve yani bu işinde bilen kişiler bilir ne demek. Sen de çok iyisin. O ayakkabınları, deri şeydi, kolyenin de eldivenleri, etiğine bayıldım zaten. Çok güzel duruyor. Çok beğeniyorum size. İlk günde, dünkü, şu anda çok daha cool görüyorum sizi ve böyle devam. Teşekkürler. Teşekkürler. Nurella? Ben ya. Şimdi, ha. Nur'da mı sıra? Pardon, özür dilerim. Vallahi ben dehşetle, hayranlıkla o papuçlar bitirmiş yani, o renk. Çok o cool. Süet mi, kadife süet, mi? Süet. Süet. Evet. O renkte biraz. Evet, o renkte kadifeyi de çok beğenirim. Diyecek bir laf bulamıyorum. Yani eğer bir kusur bulursam sizi çok kıskanmış olurum. Demek olur. çok başkasınız. Çok çok özel. Biz de çok çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. İnşallah bozulmazsınız yani. İnşallah. İnşallah. Biraz senin saçının renginle benim bir derdim var. Benim de onunla derdim var zaten. Benim de var. Yaptım. Ben ne hayal ettim biliyor musunuz? Sizde İrlanda kızılı. İrlanda kızılını bilirsiniz. Ya daha önce birkaç sene önce var yani öyleydi. Hani böyle çok soluk bir kızıl böyle teninize çok yakışır diye düşünüyordum. Hatta yarışmaya katılırken hafif o tondaydı. Fakat çok soluk oldu ve sadece birazcık koyutmak istedim ve kuaförüm böyle bir şey ortaya çıkardı ki. Sen de bayağı mutsuz oldum. Ama tabii ki Kemal Kemal'in mutlaka bu konuda bir görüşü vardır. Tabii ki. Bence de sadece onu önce söylemek istiyorum. Biraz tatlı sarı, bal tonları, biraz evet. Daha şey doğal tonlara girmesi evet. Gerekiyor. Sizin tarzınızda çok mu sevsem, nefret mi etsem? Böyle karar veremiyorum. Teraziliğimden kaynaklanıyor. Yani biz de teraziliyiz. Siz de mi teraziliyiz? Evet. O zaman beni anlayacaksınız. Böyle bir an çok bayılıyorum ikinize de. Ama bir an çok fazla geliyor. Bir karar veremiyorum ama galiba sevdiğim taraf daha fazlaya kaçıyor. Ama ikinizin de saçı korkunç. Korkunç. Yani senin özellikle Aycan. Evet. Yani rock konserine gidiyormuşsunuz. O saçın ne? Güne gider gibi. Çeyrekleri çıkartacaksanız çantanızdan biraz hepimize dağıtacaksınız sanki. Zaten bu kadar kadın arasında kaldım birazdan. İkinizin saçı da korkunç. Böyle acil kadın kadın değil mi böyle bir... Seninki de öyle hemen bir tozu alayım diye girmişsin gibi. Ben aslında yani bırakmak istedim ama... Stylinginiz aslında beni rahatsız eden şeyi şimdi buldum. Stylinginiz güzel, kostümleriniz, elbiseler tek parça parça, ayakkabılar, eldivenler çok güzel. Ama saçlarınız maalesef noktayı koymanıza engel oluyor.
acil bir çözüm nasıl istiyorum o saçlara. Tam toplumu. Ya evet, sımsıkı bir at kuyruğu yapsaydınız. Ama sen veya dümdüz yapsaydın, ortadan ayrık, daha gotik. Ben normalde çünkü açık bırakacaktım ama sen çok uzun sevmiyorsun. Yani bak mesela böyle yukarıda alarken çok daha iyi duruyor sana. Ya bak çok şık olsun. Yani evet. Sizinle ilgili hain planlarım var önümüzdeki programlarda. Dikkat edin. Bu kadar şimdilik. Yukarıda almak. Cumartesi yani haftaya boyatabilirim. Şu anda yetişemem de. Peki evet, kararlarımızı açıklayalım. Kararlarımız tabii ki tabii ki. Aa, Dersin, Rella'dan. İvana. Ay hadi çabuk. Dersiniz. Kemal. Saçlarınıza rağmen tarsınız kızlar. Yine yıldızı aldınız. Tebrik ediyoruz. Sizi yerinize alıyorum. Bu tarz benim. Sıradaki yarışmacımız Esra Özüer. Güzellik adına hemen hemen bütün kadınlar şu anda acı çekiyoruz. Ya topukluğun üstündeyiz ya dar bir kıyafetin içindeyiz. Aramızdaki en rahat sen görünüyorsun şu anda. Evet. Çok mutlusun herhalde halinden. Aynen öyle. Nereye gidiyorsun? Asterix kostümü diyorum ben buna. Ben nereye gidiyorum? Bir restoranda konser dinlemeye gidiyorum. Restoranda evet, konser. Hani olur ya bilirsin. Bilmem. Ebru Gündeş çıkar. Ha. Bir restorana gidersin ama konser öyle verir orada. Tamam peki. Öyle bir yere gidiyorum. Tamam. Hemen yorum alalım. Tuğçe. Söylediğin konsepti çok fazla anlamadım ben ama ayakkabılarını beğenmedim, takılarını beğenmedim. Tulumunun rengini beğendim, formunu çok fazla beğenmedim. Yani ya da benim tarzım değil, o yüzden beğenmedim demeyeyim. Benim tarzım değil herhalde ama rengini çok beğendim çünkü pembeye yakın. Pembeyi çok sevdiğim için. Rengi çok güzel. Takılarını, ayakkabılarını beğenmedim sadece. Sen çok güzelsin zaten. Sara. Bence gayet rahat ve şık gözüküyorsun. Ben zaten sana kuliste de söylemiştim bunu. Gayet yakışmış sana. Yüzün falan zaten çok güzel. Hoş bir bayansın. Saçını at kuyruğu yapmanı çok sevdim. Küpeler ve ayakkabılar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani renk çok yakışıyor sana. Yani şöyle belden kessem, sadece üst kısmını görsem o kadar güzelsin ki. Ama kendine haksızlık yapmışsın gibi o tulumu giyerek. Seviyorum ben, seviyorum. Bence restoranda bir konsere gidebilecek bir kıyafet değil. Yani daha hafif kalıyor. Ben bu renkte olsa bunu turistik bir gezide giyerdim. Mesela şehir içi bir seyahate çıktığımda bilmediğim bir yeri geziyorsam böyle bir şey giyerdim. Taşlı bir sandaletle eğer illaki giymek istiyorsam. Buse? Ben konseptine uygun bulmadım. Tulum üstündeki gayet rahat bir şey. Gündelikte kullanılabilir. Rengine de bayıldım özellikle. Geçişlerine, yandaki ceplerine çok tatlı duruyor. Küpelerle de güzel olmuş ama onun altına o ayakkabı hiç olmamış. Ayşenur, yorum yapmak ister misin? Evet. Bebek arabası yok. Neden yok? Böyle doğurmuş iki çocuk annesi. Bir tane de bebek arabası var. Böyle bir fotoğrafta yani görüyorsun. Yani çok çok rahat olmamalıydı. Var, benim bundan daha büyük elbiselerim de var kocaman. Giyme ne olur. Giyiyorum. Hayır. Giyiyorum. Peki. Hemen seni jürinin karşısına alıyoruz. Üstündekini çıkar bana ver de ben bir şuranın yerlerini bir sileyim. Bu ne? Bunu bana açıklar mısın? Yani bu nedir? Bu üstündeki şey pazen veya jarse pardon. Jarse evet jarse. Ayağındaki ayakkabılarla uyumunu duymak istiyorum. Ya ben... O gittiğin yerdeki
kendini bununla nasıl konumlandırdığını duymak istiyorum. Rahat, bol, renkli, rengini seviyorum. Pijama partisine gidebilirsin bununla, eyvallah. Tarzını, kesimini seviyorum. Böyle işte hem gece giyebileceğim hem de sandalet giyip gündüz giyebileceğim bir kıyafet. Yazlık biraz bir açar yerden mısın aldım. Seni şöyle biraz? Yazlık bir paraşüt yerden var. Yani uçaktan düşsen zaten çakılmazsın yere. Rahat rahat süzüle süzüle inersin. Olabilir. Toz bezi yapabilirim ben anca o elbisede. Yani evet, olabilir. Rengini seviyorum. Topukluyla giyip, takı takıp işte gece giyebilirim. İşte giyemezsin. De giymemelisin. Yani böyle bir tarz, hani bu benim tarzım, bu tarz benim diye çıkıp karşımıza hani o renk ayakkabı, o topuklu ayakkabı, boynun boş bir de kolye takıp çıkarım diyorsun. Gece çıkıyorsun ama kolyen yok bu sefer boynunda. Yani misal. Misalse bu, misali bize gösterseydin. Genelde bu tarz bir şeyler giydiğim zaman saçımı toplayıp küpe takmayı tercih ediyorum. Öyle yani. Ben hiç beğenmedim. Bu kadar. Nurella. Bu Ivana'da mı sıra? Kimde? Ivana'da. Yok. Nurella'da. Nurella. Şimdi nereye gidiyordun sen bu elbiseyle canım? Ya isim söyleyemiyorum. Hani bilirsiniz, restoranda konser verir bazı sanatçılar. Hani şu Şişli tarafında falan. Evet, evet. Sen oraya bununla mı gidiyorsun? Evet, bir keresinde gitmiştim. Ha, bravo. Şoka girdin değil mi? Şok yani. Ya bak, bu nasıl bir şey biliyor musun? Bunun altına bir parmak arası, bir şey. Aynı öyle. Şıpıdık bir şey giyersin. Böyle etnik bilezikler, bilmem neler, kolyeler. Evet. Ondan sonra şurana da küçücük, hani böyle heybe gibi minnacıcık böyle çapraz bir şeyini astın mı, eyvallah, nereye gidersen git, gündüz alışveriş merkezine git. İşte Bodrum orası, şurası. Nerede gezersen gez gündüz yani. Bununla bir kafede de oturabilirsin. Ama bu ayakkabıyla bu yok böyle bir şey. Şaka gibisin. Yani dalga geçiyorsun yani. Gayet ciddiyim. Yani ben giydim yine gittim vallahi. Bak canım, sen bu tulumu tabii ki giyebilirsin. Çok tarz. Hoş yani. Bu böyle şeydir. Mesela jumpsuit. Ajda Pekkan falan, Semiramis Pekkan böyle bu tarz. Evet. Çok ama parmak aralarından çok güzel olur. Yani o burada püsküllü o şey, bir kolyeler vardır böyle. Ay tekrar söylüyorum söylediklerimi. Ben de başlayayım mı? Hadi sen başla canım. Tamam. Ayakkabı çıkart mısın lütfen? Sadece çıkart. Evet. Çıplak ayağına bile daha iyisin, inan bana. Evet, öyle bile daha iyisin. Onların hiç çok yani yere sürünüyor mu? Uyumsuz. Bak yani bir şey. Şunlarla bile daha iyi olursun. İnan. Bak. Bak inan. Kaç numara? 38. Olmadı. Düz, kesinlikle düz babet olabilir, parmak arası da olabilir. Ama kesinlikle düz bir platform olmalı. Hmm. Topuklu olmaması gerekiyor. Dedi gibi Nur, bol bol kolyeler, üstünde bir şey, kardigen uzun bir şey de daha alabilirsin. Belki gece el çıkmak istiyorsun, biraz daha fark. Biraz gece hava yaratmak için ama gündüz için bir Bodrum ya da Alaçatı. Zaten oradan aldım, orada da sandaletlerle eminim giydim. Sandaletlerle giydim orada ama buraya gelince de işte bir gece öyle ay giymiştim. Allah aşkına, sen dalga geçiyorsun. Keşke öyle giyseydin. Yani Bodrum'da sahilde yürüyorum ya da gece alışverişe çıkıyorum. Ya yere Bodrum'da sürünüyor diye hadi dedim bunlarla giyeyim. Sandaletle giyerse benim söylediğim gibi silme işinde ya çok başarılı olur yani paçaları. Işte. O kadar da o hoş bir kadın ya. Gözleri bence de bak bu tülümü boyunu mutlaka tülü kes. Tülü tülü. Tülüm. Tülüm. Mutlaka kes. İvana bombasın ya. Ben sana izin vermiyorum topuklu ayakkabı bunu giymek. Tamam mı? Tamam. Hatta şimdi makas alacağım, keseceğim emin olmak için. Tamam ben kestiririm. Söz. Tamam, söz mü? Söz. Tamam, okey. Ya da biraz omuzlarından aldırabilirim. Çok aşağıya aldırma iniyor. Aldırma çünkü bu dekolte güzel. Yok, o dekolte güzel. O güzel. Onu da yani bunu ay, ne bozma. Onu oradan kuş kondurdun. Çok güzel yani oldu emin ol. Yani 3-4 santim oradan kesilecek. Yani 3 santim kesersin façadan o kadar. Kararları alalım. Kararımı vereyim mi? Lütfen. Evet. Zaten belli ama yine de bir üstüne cilasını dökeyim. Tarz değilsin.
Norella. Ay, Ivana söylesin. Peki Ivana. Tamam. Senin konsept yanlış. Yani tülümü beğendim ama giyeceğinin yerinde bu tülümde olmadığı için ve yanlış bir aksesuar kullandığın için tarz değilsin diyorum. Aynen, ben de tarz değilsin. Evet. Üzgünüm Esra, bugün ben yıldız alamıyorsun. Ne yapalım? Artık yarına. Yarına. Günler tabii kızı. Yani. Haftanın sonuna yaklaşıyoruz. Yarına birazcık tahrik olur. Ha gayret Esra, yarın ha gayret. Evet, olacak inşallah. Çok önemli yarın senin için bak. Evet, yarın evet. Çok düşün. Buraya gelince düşün. İlk gün zaten genelde herkes aldı. Onu saymıyorum. Bugün kötüydüm. Yarın bakacağız ne giyeceğim. Yarını da düşün. Hafta sonunu ayrıca düşün. Aynen öyle. Hangisini seçeceksin, ne giyeceksin? Pozitif anlamda şok olmak istiyorum. Tamamdır. Bizi şok et. Bir kez daha Uğurkan Erez'e bağlanıyoruz. Podyumda belki yine sürprizli bir yarışmacı olacak bize. Bakalım kim gelecek? Bir şehre selam söyleyerek başlamak istiyorum. Sevgilerimi yollayarak. Ben çok seviyorum biliyorsunuz ülkemin tüm şehirlerini. Bu şehirlere el salladığım zaman da mutlu hissediyorum. Nereye sallıyoruz? Antakya, Hatay diyoruz. Ve kim sallıyor benden başka? Niye Merve sallıyor? Çünkü o geliyor. Merve, Antakya, Hatay'dan. Gel bakalım. Gel bakalım Merveciğim. Nasılsın? İyiyim, sağ olun siz. İyiyiz maşallah. Tabii efendim mankenlik var. Yapıyor. Antakya'yı bir anlat bakayım, Hatay'la ilişkini. Tabii, 93 Antakya doğumluyum. Merkeze doğdum fakat annem ve babam Samandağ'dan. Arap kökenliyiz. Aa, Samandağ'dan. Aynen. Harika. Arabım aslında. Evet. Üniversite için buraya geldim. 3 senedir buradayım. Normalde Antakya'da yaşıyorum. Makyaj yok. Çok güzel. Çok hafif makyaj var. Gözleri zaten gerek yok, ortaya çıkarmış. Ay o küpeler neyse o küpe sallantın. Seviyor musun sallantı şeyi? Ya aslında ben böyle çok abartı şeyler sevmiyorum. Daha çok kendi yaşıma. Ama bence çok güzel oldu. Bak bu tip küpeler, tamam çok güzel. Bu tip küpeler daha dekoltelere bana göre. Yani şuranın görmek istemiyorum ben. Bu tip sallantı küpeyi gördüğüm zaman ya da bunu daha açık hayal ediyorum. Efendim bütün bu anlattıklarım tabii ki benim fikirlerim, benim gözlemlerim. Herkes başka düşünebilir. O da başka düşündüğü için bu kıyafete takmış. Hadi yürü bakalım ne olacak. Sevgili jüri üyeleri, size yolluyorum. Bu mu? Bu mu? Sevgili seyirciler, merak ediyor muyuz? Bekliyoruz ve izliyoruz. Taz mı değil mi? Haydi bakalım gidiyoruz içeriye. Merve Açık Yol sahnede. Maşallah. 1.75 boyundasın. Küpe ve yüzükten vazgeçemiyorsun. Kahve tonlarını çok seviyorsun. Annene hayransın. Kendi başına kendi kendine itip yoktan var eden bir kadın olduğu için ödülü alırsan da ne yapmak istiyorsun? Ödülü alırsam önce annem için bir şeyler yapmak istiyorum. Onun hayallerini, kendisi var edemediği şeyleri ben onun yerine yapmak istiyorum. Ondan sonra da ya benim hep şeydir bu, hani birazcık yalnız büyüdüğüm için kimsesiz olan, ailesi olmayan çocuklara da bir destek olmak istiyorum elimden geldiğince. Annenle baş başa yaşıyorsunuz herhalde. Babanı... Yok, annem babam yani biraz siyasetle uğraştıkları için genellikle evden çok uzak oldular. Ben böyle biraz daha hani kendi başıma büyüdüm. Biraz... Yalnız kalarak büyüdüm. Evet. Oo, zor bir çocukluk. Zor bir çocukluk. İçine kapanık mısındır? Yok değilim. Aslan burcuyum. Ben çok dışa dönük bir insanımdır ama... Hani o birazcık da sizin küçüklükten gelen bir şey oluyor. Hani aileden nasıl gördüyseniz, hı hı. Biraz yetiştirilme tarzı. Nereye gidiyorsun?
Ben gece kulübüne gidiyorum. Gece kulübüne gidiyorsun. Peki. Hemen jürinin karşısına alıyorum seni. Bol şans diliyorum. Teşekkürler. Porselen gibisin. Bu bacakları o kapalı pabuç. Çorap yok ayağında. Biraz siliksin. Nereye gidiyordun? Gece kulübüne gidiyordun. Gece kulübüne. Evet, o çanta olmamış. Hiçbir aksesuarın yok. Yani siyah ayakkabı, siyah çanta, siyah elbise, siyah saç, o pudra gibi somon mu rujun? Biraz daha ten rengi. Doğal bir ton kullanmaya çalıştık. Canım nasıl hiçbir aksesuar var? Bilezik var, yüzük var, kıpı var. Mikrofonu yaklaştırır mısın? Göremiyor musun? Benim dediğim aksesuar yani. Ben şöyle falan bir aksesuardan bahsediyorum. Gösterişli. Ay lütfen zoomlayın. Ben demiyorum da bu kadar da büyük değil. Ama yani şöyle bir saçlarını toplardım. Şöyle bir İspanya, bir Carmen küpe takardın. Ne bileyim hani o bari bir renk olurdu. Bir strazlı olurdu, bir şey olurdu. Çok siliksin. Vücudun gayet güzel, minyon. Yüzün hoş bir kızsın ama beni çekmedin yani. Ay bilemiyorum. Ben o birazcık daha... Çok özür dilerim. Yaklaştır mikrofonu. Birazcık daha doğal olmak istedim. Hani böyle çok abartmak istemedim. Şimdi bu doğallık istemedim. Bu değil bak canım. Makyajın çok doğal, rujun falan. Tamam, ona bir sözüm yok. Ama bir şey yapmalısın. Yani o ayakkabıyla olmaz. Hiç olmazsa papucun iddialı olurdu. Elbisen düz siyah. Bilmiyorum. Yani böyle güzel, güzel bir kızsın. Üstelik de Aslan Burcu'sun. Yani Aslan Burcu'nu ben hemen tanırım. Ama sen aslan gibi görünmüyorsun. Mesela ben de Aslan Burcu'yum. Ben 10 kilometreden fark ederler beni saçlarımdan. Hani aslanın bir yeleleri vardır ya böyle derler. Beğenmedim seni. Peki, teşekkür ederim. İvana? Merveciğim, hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi klasik yorum gördüm ben bu siyah elbisede. Keşke bu elbiseyi de biraz daha modern yorumlasaydın. Çok daha güzel olabilir düşünüyorum. Çok daha tarz. Olabilir. Çok gördük bu elbise. Yani geçen sezon, iki sezon önce çok vardı. Ama tekrar siyah kısa elbise her zaman moda. Ve hiçbir zaman da geçmiyor. Tarih geçmiyor. Ama aksesuarlar geçiyor. Yani böyle bir butiler şeyin, deri ceket ya da böyle bir clutch da değil. Böyle bir ne bileyim deri çanta, omuzda bile asar bir çanta da olabilir. Yani hakikaten bu clutch'lar ve stilettolar kombin bende artık. Yani hakikaten sevmiyorum artık çok fazla. Biraz da farklı olmalısın düşünüyorum. Çok klasik gördüm seni. Teşekkürler. Ay canım benim, teşekkürler. Merve, o kadar özensiz, o kadar uğraşılmamış, o kadar garanti bir şey yapmışsın ki. Yani gerçekten demoda bir elbise var üstünde. Çok güzelsin, eyvallah, ama güzellik yarışmasında değiliz, üzgünüm. Bambaşka bir stylingle çok farklı star gibi durabilirdin sahnede. Cildin çok güzel, yüzün güzel, saçların daha güzel olabilir ama yine güzel. Ama ben çok garantici gördüm seni ve beğenmedim maalesef. Hemen kararlarımızı açıklayalım o zaman. Dahil olabilecek mi yarışmaya, olamayacak mı? O zaman tarz değilsin. Tarz değilsin. Nurella? Tarz değil. Tarz değil. İvana? Ben de şans vermek istedim ve istiyorum. Tarzsın ama İki tarz değilsin. Ne yıldız sahibi olamadığı için ne yazık ki. Yetmiyor. Ancak bu kadar bizimle bir arada olabildin. Teşekkür çok ediyoruz teşekkür Merve ederim. Katıldığın için. Bu da için. Bir şans sonuçta sizin tarafınızdan. Bu tarz benimde yıldızlar sahiplerini bulmaya devam ediyor. Son 3 yarışmacımız. Bugün bakalım son yıldızlar kimlere gidecek? Ve sırada podyumda Tuğçe Ergiş'i. Tuğçe
nereye gidiyorsun? Ben siyah beyaz konsept bir partiye gidiyorum. Siyah beyaz konsept partiye gidiyorsun. Evet. İyi eğlenceler. Peki dönelim teşekkür o zaman. Siyah beyaz konsept bir parti. Beğenen beğenmeyen. Bence botlar yerine belki stilet de olabilirdi. O birazcık gözümü yordu. Hani burada bir ten görüyorum, ayakta da bir ten görebilirdim. Yani daha güzel olurdu bence. Doğru. Göbeğimi açtım sadece ve biraz daha rahat olmak istedim. Yok, yok. Ne tarz dans edeceğim bilmiyorum. Bugün çılgınlar gibi eğlenmek istiyorum. Biraz rahat olmak istedim o yüzden. Yani. Harika enerji. Hiç enerjini bozmadan. Evet. Bu özgüvenle seni jürinin karşısına yolluyorum. Tamam, teşekkür ederim. Bol şans. Teşekkürler. Şimdi yorumu duydum. Stiletto asla olmamalı. Şey, fermuarlı da ben çok fazla görmek istiyorum. Daha düz, boti, deri, ayakkabı olmalı. O fermuarı köyden falan filan fazla gelmiş bana. Çantından taytları uydurdun. Kolyemi de uyuyor. Bunu çok severek ve beğenerek aldım. Aynen. Güzel bir tarz, değişik bir tarz. Farklı gördüm seni. Dün de çok daha beğendim bugün. Dediğim gibi ben size her gün daha iyi ve daha tarzlı görmek istiyorum. Sonuçta bu tarz benim yarışma. Ve tarz konuşsun, siz konuşmayın. Çünkü herkes çok konuşuyor burada. Onu bir dikkatimi çekti. Az söylemek bazen daha çok oluyor. Tarz konuşsun diyorum. Peki, teşekkür ederim. Ben de aslında kokoş bir tarzım var. Süslü giyinmeyi seviyorum ama giydiğim tarzda taşıyabileceğime inanıyorum. Ya da eksiklerimi tamamlayabilirim. Canım benim, ben ne dedim? Az ya. Konuş. Tutamıyor. 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 En az ben konuşuyorum aslında. Tamam, sen ya. Tarz konuşsun. Yani tamam. Zaten ben görüyorum nasıl başlarına yürüyorsun. Başlarına ne geliyorsa buradan geliyor. Ya çok güzel yürüyorsun, özgüven var, taşıyorsun. Biz onu görüyoruz. Teşekkür yani ederim. Yani buradan, ondan buradayız. Tamam. Ama senin tarz konuşsun. Sen biraz zip. Tamam, teşekkür ederim. Tuğçe, ben bugün sana bayıldım. Teşekkür ederim. Gerçekten. Yani bir kolyenle ilgili soru işaretlerim var ama onun dışında çok güzel görünüyorsun. Çok gideceğin partinin konseptine uygun. Ben botlarını da sevdim. Belki saçların açık olabilirdi. Daha genç dururdu, daha iddialı dururdu. Onun dışında bence okeysin bugün. Teşekkür ederim. Tatlı görünüyorsun. Çok mersi. Açmamı ister misiniz? Şapkanı mı? Bir çıkar bakayım. Dön bakayım. Sıkılırsam dans ettiğimde çıkartırım belki diye düşündüm. İşte dans ettiğinde çıkardığında saçlarını savurman daha etkili, daha havalı olabilir. Onu da başka bir tarzda belki yapalım. Artık göreceğiz. Şapkayla daha iyisin canım. Her tarafın şapkayla başka iyi. Oynuyor ya. O yürümen falan var ya, beni benden alıyor. Öyle güzel kendinden emin işe, öyle tabii. Bir şeyler. Müthiş bir vücut dilin var. Evet. Yani şapkalı başka birisi, şapkasız başka biri. Hemen onu gördüm. Çantanı pek bir sevmedim senin. Yani o ne bileyim daha böyle şımarık falan bir çanta bekliyordum. Bir daha o kolyene takıldım, yani o kolye de olmamış. Onun dışında söylenecek pek bir şey yok. İspanyol kızlarına benziyorsun. Ne söyleyeyim sana bilmiyorum ki. Sen dün tarzlı değilsin. Karar verelim o zaman. Ay hemen bir konuşayım canım. Nasıl? Biraz sen? Ben baygın mı konuşuyorum? Ne oldu bana bilmiyorum. Tarzsın, evet. Tarz. Kararlarla başladık. Peki. Teşekkür tarzsın ederim. Yani. Roela'dan tarzsın. Ederim. Haksızlık etmeyeyim kıza, değil teşekkür mi? Teşekkür ederim. İvana. Böyle devam, tarzsın. Teşekkür ederim. Kemal. Güzel gelişme, tarzsın. Teşekkür ederim. Üç tarzsın alarak. Teşekkür ederim. Pırıl pırıl bir yıldızı cebine koydun, yerine geçebilirsin. Teşekkür ederim. Bu tarz benim. Son iki yarışmacımız ve şimdi podyuma Ezgi Baylar geliyor. Oh, ben...
Hoş geldin Ezgi. Hoş bulduk. Nereye gidiyoruz? Doğum gününe gidiyorum. Akşam doğum günü partisine gidiyorum arkadaşımın. Doğum günü partisine gidiyorsun. Hemen yarışmacı arkadaşlara dönelim. Bir doğum günü partisi kıyafeti var Ezgi'nin üstünde. Yorum yapmak isteyen var mı? Buse? Ben çok beğenmedim eteğini. Açıkçası bilekli ayakkabı çok seviyorum. Ama rugan olması, çantanın rugan olması, eteğin ve bluzun biraz spor olması... Ben çok uyduramadım yani bugün hani dün daha güzel gelmişti gözüme. Bugün o kadar ışık gelmedi gözüme yani. Ezgi bugün kötü gününde galiba diye düşünüyorsun. Yok çok kötü değil. Teşekkürler. Ama çok da iyi değil. Çok da iyi. Nur? Doğum günü partisine gidiyorsun. Eğlenceli geçeceğini düşündüğün için bunu eteğinde de yansıtmayı düşünmüşsün. Güzel olmuş ama hani daha iyisi olabilirdi sanki diye düşünüyorum. Bileğindeki bantların bir tık daha ince geçmesini tercih ederdim. Daha zarif gösterirdi sanki. Onun dışında güzelsin bence. Teşekkürler. Peki o zaman senin jürinin karşısına alıyorum. Ezgi, hayal kırıklığısın benim için. Dün ne kadar tatlı, ne kadar şık, ne kadar stil tarzdın. Bugün bir kargaşa var sende, çözemedim. Yani nesini sevmedin dersen spesifik bir şey söyleyemeyeceğim ama ayakkabılarını hiç sevmedim. Üstündeki füme gibi, siyah gibi değil, çantan siyah. Falan böyle hani... İşte saçlarını yine hiç sevmedim. Bir özensiz, bir uğraşmamışsın. Böyle bir... kargaşa var üstünde ve ben hiç hoşlanmadım bugün bu durumda. Bu kadar benim. Teşekkürler. Kaynanan nasıl? Çok iyi. Vallahi beni de hayal kırıklığına uğrattın. Yani doğum günü partisine gidiyorsun. Üstündeki etek böyle bir basma gibi bir şey. O çanta, o ayakkabı, o kolye. Hoşlanmadım bu tarzından. Daha iyi olabilirdin. Neden böyle bir şey yaptın? Ya ben bu eteği çok severek aldım. Bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Hepimiz her şeyi severek alırız zaten. Evet. Sevmeyerek bir şey almıyoruz. Yani şu an hani bunu giydiğim için de mutsuz değilim. Öyle söyleyeyim size. Hani tamam güzel olmamış olabilir ama kendimi bunun için de iyi hissediyorum. Yani yine böyle bir etek daha valonlu... Bizim ikizlerin giydiği tarzda bir etek giyebilirdin. Bunun o basma görüntüsü beni... Basmayı tabii ki giyebilirdin ama o rugan, o ayakkabı, o çanta, o kolyeyle basma ve oteyi giyemezsin. Bluzun, atletin beğendim. Onun altına ne bileyim böyle daha kalın bir kumaştan, hani dik bir kumaştan... öyle balonlu bir etek giyebilirdin onların eteği havasında. Ben daha doğrusu sende bu mini eteği beğenmiyorum. Yani beğenmedim. Bugün bana hoş gelmedin. İnşallah ileriki günlerde İnşallah. Daha iyi olursun diye umut ediyorum. İnşallah. İvana sen. Evet ben de etini dezene çok beğenmedim. Bu ruganda ve bu çantayla ve koleyle. Tek dezen olursa çok daha iyi olur düşünüyorum. Eğer böyle bir kombin yapmak istiyorsan. Böyle bir dezen bir etek ile daha bluz, pamuk bir askı. Askılı. Askılı. Penye. Evet, askılı bir tişört ve kot ceket. Belki böyle bir... yani... şey postiş o spor ayakkabılar biliyorsunuz moda oldu şey ayakkabılarından böyle bir tarz yakalabilirsin düşünüyorum. Yani şu anda biraz fazla burada rugan burada spora giriyor. Burada biraz fazla klasik bluz da çok klasik, kolye de bambaşka bir yerde geliyor, etnik neyse. Biraz karışık ve saçlarında bütün bu tarzından anlam kalmadı. Onun için sağlık olsun. Anladın ne demek istedim. Anladım. Herhalde. Kararlarımızı açıklayalım mı? Yani demiyoruz ki biz
çok şıktık, şahaneydik, muhteşemdik. Hiç bir gün tutmuyor demek ki. Tabii. Diğer kızlara da örnek olsun. Tarz değilsin. Nurella. Tarz değil. Ivana. O kadar da değil yani. Evet, çok o kadar da değil arkadaşlar yani. Lütfen yani. O kadar yani yerin dibine Allah soktunuz. Allah. O kadar mı? Estağfurullah, olur mu? Ne münasebet yani. Güzeldin, dün güzelsin dedik. Şimdi bugün... Dün güzeldin. Güzel değil deyince bir suçlu olduk. Çok nedir iyi yani? Başla bak. O da var. Biraz şey, bakın kızlar. Burada da şey var. Biraz strateji olarak kullanın yani. Çok güçlü başlamayın. Çünkü belki devam edemeyebilirsiniz. Mesela sen güçlü başladın. Şu anda ayakkabıda oldun yani. Her gün güçlü olsunlar. Çok çabuk demoralize oluyorsun. Her yok gün çok güçlü olabilirsiniz gayet yani. Ay, yerin dibine olabilir batırdın deyince ben onu yani istiyorum. Beğenmedim. Ama zannetmiyorum. Ama şaka olarak söyledim onu. Ha, öyle mi? Evet. Ya şu an hiç yerin dibinde kararını bir halim söyle yok. Kararını benim için tarz. Teşekkürler. Diyeceğim şimdi. Teşekkürler. İki tane tarz değilsin ve bir tarzsınla. Üzgünüm, bugün yıldız alamıyorsun. Sağlık olsun. Ezgi'yi uğurluyoruz. Tarz benim'de yarışmacılarımız yıldızlarını toplamaya devam ediyorlar. Tekrar ediyorum, yıldızlar çok önemli. Neden? Biriktirdikçe en çok yıldızı alan 3 yarışmacı eleme gecesinde koruma altında olacak ve yarışmacı arkadaşları tarafından elenmek üzere önerilemeyecek. Dolayısıyla koruma altında olmak, elenmekten kurtulmak için hafta içinde çok çalışmak gerekiyor. Bugün bazı sürprizler oldu. Çok inanarak yıldızları toplayan yarışmacılarımız bugün jüri üyelerimizi hayal kırıklığına uğrattı zaman zaman. Önemli olan bu çabayı göstermek, eleme gecesinde rahat etmek. En doğrusu, en kolayı bu tabii ki. Eleme gecesinde müthiş bir rekabet yaşayacağız, heyecan yaşayacağız ve tabii ki bunun yanı sıra defileler var. Muhteşem konuklarımız var. Yurt dışından şovlar var. Ivana Sert şov var. Oho. Bir kere. Her şeyimiz var. Görkemli bir gece sizi bekliyor. Yarışmacı arkadaşlarımızın da iki konsepti var. Düğüne, kulübe diye karar verecekler. Onların da bizi şaşırtmalarını bekliyoruz tabii ki. Aynı görkeme dahil olmalarını bekliyoruz. Hafta sonunda bu tarz benim de ortalığı yıkacağız. Stüdyo yıkılacak, onu biliyoruz. Orası kesin. Kesin. Evet. Son yarışmacımız. Bugünün son yarışmacısı. Sonra yıldızlarını alamayanlarla burada buluşacağız. Bakalım bir kişi daha eklenecek mi? Sara Koçoğlu podyumda. Saçlarını savurarak geldin. Evet, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nereye gidiyorsun Sara? Böyle kız arkadaşlarımla ilk önce alışveriş yapacağız, sonra yorgunluk kahvesi içmeye gidiyoruz. Sıkı bir alışveriş var galiba. Evet. Koştura koştura. Evet. Peki. Rezil ettim. Peki. Yorum yapmak ister misiniz? Buyurun arkadaşlar, dinliyorum. Sara hazır, Gizem'le başlayalım. Sara'ya hep yorum yapmak istiyorum ama bir türlü denk gelmiyor, evet, çünkü enerjisine olmuyor. Bayılıyorum. Teşekkür ederim. Seni şu an daha çok beğendim. Süper. Çünkü yaşınla daha orantılı olmuş. Ceketine bayıldım. Teşekkürler. Belki çantan biraz daha salaş olabilirdi. Çanta konusunda ben de aynı fikirdeyim. Daha hatta çok şey. Kararsız kaldım. Taksam mı, takmasam mı vesaire gibi. Ben çok söyleyecek bir şey bulamıyorum ya. Ben seni çok beğendim. Teşekkür ederim. Ben en çok şu halini beğendim. Aynı enerjiyle devam etmeni diliyorum. Melek? Benim giyeceğim bir tarz değil ama Sara'ya çok yakışmış. Ben de beğendim. Bir çantasında daha evet, salaş oldu. Olabilirdi. Gayet güzel. Teşekkürler. Peki Nur, bir şey söylemek ister misin? Sadece günlük alışverişe değil de bence şehir daha arası çıkacağım buradan. Yani şehirler arası yolculuğa çıkacak rahatlığa da sahipsin. Ayrıca o aynen valiz biçimindeki çantanla da hoş görünüyor. Teşekkür ederim. O zaman iyi alışverişler diliyorum sana. Teşekkürler. Jüri'nin karşısına uğurluyorum.
Saracığım söyle bana şimdi. Bu tarz ne tarz? Salaş, rahatım. Salaş? Salaş. Rahat. Rahat. Evet. Neden şey, ceketin dolayı? Hayır, postal, tight, tişört, ceket, hepsi. Yani hangi renkleri? Military gibi. Askeri dedi. Asker. Evet. Asker. Military. Ay military dedin ama yani hiç takılmadın orada. Evet. Renkleri yakışmış. Teşekkürler. Uyumlu, beğendim. Botlarında, çantalarından deri sardın. Evet. Blazik olarak. Güzeldi, iyiydi. Beğendim. Teşekkürler. Sara. Merhaba. Merhaba. Yani bu genç stylingine o çantayı yaşlı buldum ben. İşte çanta konusunda yani ben belki de en yaşına uygun giyinen kız sensin bu grupta. Fakat o çanta birazcık bozmuş durumu. Bırakayım. Belki hemen, böyle uzun at köprüye, köprüye at çantayı. Aman git. Nereden böyle yumuşak aldım ben bu çantayı böyle ya? Çanta. Zincirli daha bir çanta bile olabilirdi. Evet. Belki yandan böyle uzun falan kolyeler takabilirdin. Evet. Biraz aksesuar desteği yapabilirdin. Ama genel olarak saçını da beğeniyorum, rengini de beğeniyorum. Teşekkür saçını ederim. Bu kabarıklığı dalgası hoşuma gidiyor. Evet, daha böyle yandan da kullanabilirsin. Beğeniyor, ama beğendim evet, bugün. Evet. Ben bugün senin güzel stylingini beğendim. Tarzını süper beğendim. Norella. Ay sen hamama mı gidiyorsun? Ama neden öyle diyorsunuz ki? Vallahi hamama gider gibisin. Hani Osmanlı hamamına gider gibisin. İçindeki bluzun yani korkunç bir şey o tişörtün. Renk olarak. Hiç olmasa şöyle daha bir, biraz dekolte bir atlet ve başka bir renk olmalıydı. Ne renk olabilirdi mesela? Yani yeşilin tonları mı? Hayır hayır, yeşilin içinde mesela pembe tonları çok iyi duruyor bu renk yeşilin. Anladım. İçinde. Hatta biraz fosfor, neon renkler de neon çok renkler iyi. Efendim? Neon renkler çok iyi oldu. Bak ben bir şey biliyormuşum değil mi? Aa evet. Hak ettim. Birazcık bir zevkliymişim. Ondan sonra ne demiştim ben? Neon'a da. Yeşil neon tonlarındaydık. Rengi olabilirdi. Ben o çizmeleri de altında daha böyle hard bir şey bekliyordum. Yani biraz platformlu sneakers'lar falan var ya, evet, böyle onların onların da içinde hafif bir şeyi oluyor böyle neonu falan. Sanki bir öyle bir şey olsa daha iyi olurdu diyorum. Çantada bir de elinde şöyle tutuyorsun. Omzunu alsana bir göreyim onu ben. Omzumu astığım zaman kolumu çok rahat hareket ettiremiyor. Edemeyeceksin. Ama bu kere elde tutma çantası, omuz çantası. Yani ayrıca da onu annene falan hediye et. Tamam, hemen hediye edeceğim anneme. Ama kullanmaz büyük ihtimalle. Efendim? Kullanacağını sanmıyorum. Hamama giderken o da kullanır, ne olacak? Ondan sonra seninle ilgili başka, saçların çok hoş gerçekten. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok hoş. Ama senden çok şey bekliyorum ben. Tamam. Çok Sarı şey için bekliyorum. Yeni şeyler, yeni senden şeyler çıksın yani ortaya. Birazcık şöyle bir hayal kur. Bir şeyler yap yani, beni böyle kandıramazsın. Kararlarımızı açıklayalım mı? Tabii. Buyurun. Tars. Teşekkürler. İvana. Evet. Tars'ın. Tars'ın. Süper. Jüriden o biriyle yine yıldızını alıyorsun. Tebrik ediyorum Sarıcığım. Seni teşekkür yerine alıyorum. Ederim. Bu tarz benim. Bu tarz benimde bir günden sonuna geldik. Ben yine geleneksel olarak bundan sonra böyle olacak. Yıldız alamayan yarışmacılarımızı davet etmek istiyorum. Özlem, Buse, Ezgi, Esra ve Melek. Bugün çok kalabalığız. Siz böyle geçin, buyurun. Sen niye oturdun? Salak da yapacağız. Yıldız'a kaynak yapıyor. Hiç yıldız olmayan kimlerdi? Özlem ve Buse mi? Başka? Hiç yıldız almadın. Hayır, ilk gün aldın. Evet. O zaman biz ikimizin. Size biraz herhalde
affedebiliriz gibi geliyor. Affedebiliriz derken. Vizit yok. Sizin yolunuz çok biraz zorlaşıyor. Evet. Yarın için sizden umutluyuz. Umarız. İnşallah. Siz durumu değiştirirsiniz. Siz yıldızlarınızı alırsınız. Böyle ve biraz güzel motivasyon olur en azından. Çünkü büyük ödüle giderken onlara ihtiyacınız olacak. Bu hafta bir yarışmacımız illaki elenecek. Ona en yakın, o duruma en yakın ikiniz görünüyorsunuz şu anda en azından. Koruma altında olamayacağınız için. En fazla yıldız alan 3 yarışmacımız koruma altında olacaklar. Bakalım eleme gecesinde bu tarz benim ilk veda eden yarışmacı kim olacak? Bu heyecanı yaşıyoruz. Ama onlar öncesinde çabalarını gösterecekler ve kendilerini ispat etmek için podyumda her gün yürüyecekler. Teşekkür ediyorum. Sizleri yavaş yavaş yerinize alabiliriz. Ben her zaman olduğu gibi değerli jüri üyelerime bugün içine teşekkür ediyorum. Muhteşemdiniz. Harikaydınız. Kemal, bir şey söylemek ister misin? En iyi ben giyinirim diyenleri, tarzına güvenenleri programımıza bekliyoruz. Başvurularınızı bekliyoruz. Üzere. Hemen adresi de verelim. www.showtv.com.tr. Büyük bir ödül. 100.000 TL sahip olmak için kızlar iyice düşün. En tarzı kim olacak? 13 hafta sonra. 15 hafta. 13-15 hafta. 13 hafta sonra. 13 yarışmacı 13 hafta. 100.000 büyük ödül. Belli olacak ve favori yok daha. Henüz yok ama yavaş yavaş böyle bir eleniyoruz. Kafada şekilliyoruz yani. İzleyicilerimizin de herhalde ufak tefek fikirleri oluyordur. Herkese bir fikir ulaştı yani bence de. Peki teşekkür ediyorum. O zaman yarın buluşmak üzere. Son söz. Yarın görüşürüz. Bu tarz benim. Yarın kadar. Peki. Son söz her zaman olduğu gibi Nurella'nın. Bugünlük bizden bu kadar. Şimdilik hoşça kalın. Kaç kader kırıldı sarhoş gönlümde. Kendimi avutamadım. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde. Bir türlü kendimi avutamadım. Kaç gece ağladım böyle gizlice. Ne yaptımsa seni unutamadım. Çok fazla eleştirmeyeceğim seni. Biraz bacaklarıma güvenerek çıktım onda. Pardon da biraz çarpık bacağın yalnız. Çarpıklığına güvendim. Ben açıkçası bu kadar böyle abartılı takıları sevmiyorum. Sen mi? Ben bile bu elbiseyi giymem. Al bu saçları. Ben de saçlarını beğenmemiştim. Hazır gelmişken ona da müdahale edeyim. Sana emanet gibi bu duruyor. Kıyafetin popçu gibi ama saçların türkücü gibi. Ders değiliz. Etkilemedim. Üzüldüm. Nur, sanki zaman makinen bozulmuş da 1950'lerden günümüze gelmiş gibisin. Ay! Ay vallahi. Şimdi masanın üstüne hakikaten çıkacağım, ben başlayacağım. Ay kendimi ısıracağım. Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum, korkunçsunuz bugün. Allah Allah. Aa, USA falan diyorum böyle. Mutlusun herhalde burada, evet, olmakta. Evet, çok. Peki ihtiyacın olduğunda arayacağın hiç kimse yok mu şu anda hayatında? Yok.
ablan bir anlamda annendi belki de. Peki hani şuradan girse ya da bu konuşmaları izlediğinde sana ulaşmaya çalışsa. Geç kaldı. Geç kaldı. 3,5 yıl geç kaldı.